Müdürlüğümüzün YouTube kanalında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok değerli konuklarımız ve çok değerli bir konuğumuz var. Bugünkü konuğumuz Serdar Öztürk, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Maarif müfettişimiz. Birçok idarecimizin de bildiği gibi Erdem'i yakından tanıdığı dolu bir isim, çok önemli bir konuk ve çok önemli bir konuyla birlikte olacağız. Yine çevrimiçi günlerinde sizlerle birlikteyiz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Açıkgürük buradalar. Konuyla ilgili bir açıklama yapacaklar. Çevrimiçi eğitimlerle ilgili olsun, diğer bugünkü eğitimle ilgili olsun. Şimdi sözü kendilerine bırakıyorum. Müdürüm, buyurun. Müdürüm bir bağlantı problemi yaşıyor galiba. Onu evet, birazdan tekrar yayına alacağım. Elif Hocam. Serdar Hocam, hoş geldiniz tekrardan. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. O onur bana ait. Çok sağ olun. Evet, Eminim buyurun. çok güzel bir program olacak. Diğer arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Serdar Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş Ben bulduk. katılımcıları eklemeye çalışıyorum. Serdar Hocam, Erdem'in yakından tanıdığı bir isim. O bir maarif müfettişi. Onun on parmağında on marifet diyebiliriz. Gerçekten eğitimin içerisinde eğitime yön veren bir isim. Kendisinden birçok konuda faydalandığımız, eğitimler aldığımız gerçekten önemli bir isim. Yazılarıyla, eğitimleriyle bakanlığın birçok projesinde yer almış bir isim. Serdar Hocam, buyurun, söz sizde. Bize neler söylemek istersin? Konumuz etkili liderlik ve değişim yönetimi. Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle Erdem İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf Açıkgörük başta. Siz Veli İçerik olarak müthiş bir kompedan, bir işin tedarikçisi, moderatörü, her şeysiniz. Bize ve Elif Çatal öğretmenimize gerçekten bu çevrimiçi eğitimlerde görevli sizin gibi arka planda başka kimler var düşünce bazında, mutfağında kimler varsa çok teşekkür ediyorum. Değerli öğretmenlerime, eğitim liderlerime de saygılarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Beni de ayrıca böyle bir etkinin içerisine dahil ettiğiniz için sonsuz keyif aldım. Çok sevdiğim bir alan ve böyle bir uzak da olsa hasret gideceğiz, gidereceğiz galiba. Teşekkür ediyorum hepinize. Saygılarımı sunuyorum. Tabii bunun henüz başlamadan önce ben İzmir depreminde hayatını kaybeden ve annesiz babasız kalan çocuklarımız, yavrularımız var. Tüm halkımızın başı sağ olsun, İzmir halkının başı sağ olsun. Bizi çok üzdü. Covid-19 nedeniyle de yine yaşamlarını yitiren, bir şekilde hayatları bir başka yere savrulan insanlarımız oldu. Bunlar için de ben açıkçası samimi olarak içten yaralılara acil şifa diliyorum. Rahmetli olanlara Allah rahmet eylesin. Başsağlığı diliyorum. Küçücük bir, iki, üç, 2 dakikalık bir şeyimiz var bu İzmir depremiyle ilgili. İzin verirseniz. Benim Buyurun bir hocam. şey, bir tür şey gireceğiz. İzninizle. Evvel bağdan edin dostum var.
Gökyüzünde turna gibi dönen de, gökyüzünde turna gibi dönen de, baykuş gibi bir an yurda konan da, konan da, konan da vay. Baykuş gibi bir an yurda konan da, konan da, konan da vay. Çok ağladım Mecnun gibi çöller. Evet, tekrar başsağlığı diliyoruz. Biraz teknik olarak bilmiyorum, bazı aksaklıklar yaşattık mı Veli Bey? Estağfurullah başkanım. İzledik. Müdürümle katıldı, dahil oldular şu an programa. İzninizle söz vermek istiyorum müdürüme. Efendim? Sayın başkanım, değerli meslektaşlarım. İnternetin azizine uğradı biraz herhalde. Meslektaşlarımızın böyle bir bilgi paylaşımında bulması. Gerçekten bu konuda donanımlı hocalarımızın bizi bilgilendirmesi. Serdar Hocam da sağ olsun bizi kırmadı. Davetimizi icap etti. Ben öncelikle hocama bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma da iyi dinlemeler diyorum. Keyifli izleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Tamam Veli Bey. Evet. Hocam teşekkür ederim. Sayın Müdürüm çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii biz toplum olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu bir yerde artık o kadar dijital bir ortamda yaşıyoruz ki küreselleşme, yerel küreselleşme diyoruz. Yerelde yaşadığımızı küresel takip ediyor. Küreseldekini biz takip ediyoruz. Bu bir yerde de bize ayrı bir eğitimci olarak farklı bir misyon yüklüyor. Yani biz öyle duyarsız kalamıyoruz her şeye. Çünkü sonuçta orada olan bir acı hepimizi etkiliyor. Eğitimciler bir başka etkiliyor. Eğitimcilerin biliyorsunuz duygusal yönleri, yani biz sadece insanların IQ'larıyla değil, EQ'larıyla da ilgilenmek durumundayız. Yöneticilerimiz ve liderlerimiz, eğitim liderlerimiz de bu anlamda yeniden hoş geldiler. Ben onlara saygılarımı tekrar sunuyorum. Şimdi şöyle başlamak istiyorum bir soruyla. Neden yönetici demiyorsunuz da lider diyorsun? Ne farkı var? Yıllarca biz bunu duyuyoruz. İşte yönetici şunları şunları yapar, lider bunları bunları yapar. Evet, bunu biliyoruz biz. Sayısız duyulmuştur bu. Yani bizim artık bir terminolojimiz oldu bu. Kafamızda bildiğimiz bir şey. Yıllar önce toplam kaliteyle beraber giren, işte okulların vizyonları, misyonları, öz değerlendirmeleri var iken liderler bize derlerdi ki, yöneticiler daha doğrusu. Ya hocam niye biz bu yabancı terimlerle uğraşıp duruyoruz? Yani bizim kendimize ait bir jargonumuz yok mu? Bizim bir dilimiz yok mu derlerdi. Biz de diyorduk ki bakın bunlar çok yakın zamanda bizim hayatımıza girecek. Bunlar çok basit sıradan şeyler olacak. Çünkü değişimi durdurma şansımız yok. Değişim böyle başı döndürecek şekilde bir değişimle karşılaşıyoruz. Hele de eğitim alanındaki değişim. O nedenle biz diyoruz ki yönetici, evet yönetici bir rol model, yönetici bir takım sınırlılıkları var. Yönetici verilen formal anlamda, yani resmi anlamda verilen işleri yapar ama bir de bu formal liderliğin dışında birçok liderlik türleri durumsallığa göre çıktı. Nedir bunlar? Bir tanesi karizmatik lider. Bırakınız yapsınlarca, less is a fair İngilizce'de. Bırakınız geçsinler dediğimiz. Bir diğeri doğal lider. Grubun kendi içinden çıkardığı. Yani siz eğer formal lideri beğenmezseniz, yapamazsanız grup kendi içerisinde bir doğal lider çıkarır. Ve siz istemeseniz o yetkiyi sizinle paylaşmak zorunda kalır ve çatışma yaratır. Bütün bunlar aslında yöneticilikten liderliğe geçiş için mutlaka bir background gerektiriyor. Bunu bilmemiz gerekiyor bizim. Ben sırasıyla elimde küçük notlarım da var. Hani böyle çok karmaşa gitmesin diye sırayla. Neden yönetici? Mesela yönetici tanımı, karşımda tabii etkileşim, terapotik yüz yüze eğitim olsaydı ben şunu diyecektim. Yönetici en dar anlamıyla neydi bizim bildiğimiz klasik tanımı? İnsan ve madde kaynaklarının en rasyonel, en etkin biçimde kullanılabilme sanatıdır. Dar kalıbı bu.
Fakat bu lidere yetmiyor bu. İnsan ve madde kaynağı var mı? Var. Bu kaynakların dışında bir sürü süreçler var. Bir sürü süreçler var. Yöneticinin kendi süreçleri var. Yönetim süreçleri var. Liderin de ayrı yeterlik alanları var. Şimdi biz önce şuradan girelim. Lider nedir? Düşünürsünüz. Lider nedir? Lider. Lider kendisini tanıyan kişidir. Lider değişimi gören, başlatan, öncü olan ve yol açandır. Üç şey var. Derler ki eğitim yönetiminde ya bana yol göster, ya yol ol, ya da yoldan çekil. Lider eğer yapamıyorsa yoldan çekilendir. Beceremiyorsa yönetici olarak. Liderin görevi yol olmaktır. Sadece yolu göstermek değildir. Bu nedenle bu akşamki küçük mini farkındalığımızda şunu göreceğiz. Neden liderle ihtiyacımız var bizim? Yani 4 yıllığına biz klasik anlamda seçim yapılıyor. Yöneticilerimiz atanıyor. Referanslarını doğal olarak ya liyakatlarından alıyorlar ya da işte tanınmışlıkları, feodal ilişkiler dediğimiz ilişkilerden alıyor. Bizim istediğimiz bu feodal ilişkiler değil. Biz diyoruz ki liyakatıyla gelecekler, liderlik özellikleriyle oraya bir tuğla koyacaklar ve sürekli o tuğlayla yukarıya doğru tırmanmayı sağlayacaklar. Bizi motive edecekler. Şimdi bunlar çok giriş cümleleri. Peki liderliğin hangi alanları var? Lider hangi alanlara sahip olmak zorunda? Biz diyoruz ki teknik. Teknik nedir? Okuldaki iş ve işlemler, okuldaki süreçler. Okulda 7 tane yönetim süreci var. Karar verme, etkileme, güdüleme, koordinasyon, etkileşim, işbirliği, değerlendirme gibi süreçler var. Bunların içinden en önemlisi karar verme. Karar verme zor bir süreçtir. Etkileme de ikinci zor süreçlerden bir tanesidir. Çünkü biz biliyoruz ki etki yetkiden önce gelir. İnformal boyut, formal boyuttan önce gelmek zorundadır. Eğer siz yetkiyi çok kullanırsanız yetki aşınır. Yani o yetki kıymetsizleşir. O nedenle teknik yeterlik alanlarından bir tanesi liderlerin şu. İşte okulun bütçeleme işini yapar, okulun program işlerini yapar, okulun fiziki yapısını değiştirir, güzelleştirir. Öğretmen ikinci boyutu insancıl boyut, insansal da diye geçiyor bu. İnsancıl boyutu da kişiyi geliştirmek, motive etmek, empati kurabilmek, öğrenci-öğretmen ilişkisini düzenleyebilmek, veli-öğretmen ilişkisini düzenleyebilmek, tamamen insana özgü olan EQ dediğimiz duygusal zekayı ön plana çıkaran ve insanın sosyal boyutunu ön plana çıkaran bir durum. Kavramsal da bu ikisinin tamamıdır. Bunun yanı sıra bir yönetici şunu yapıyor. Diyor ki benim için diyor bina çok önemli. Binanın camları çok önemli. Kırılmamalı. Yaptırdığım işte okulun alanları fiziki alanlarını bozmayacaksınız. Öğretmenlerim lütfen bunu koruyun. Muslukları yaptırdım kırıldı. Efendim elektrikleri yaptırdım bozuldu gibi tamamen fiziki yapıya odaklı bir yaklaşım sergileyebiliyorlar yöneticiler. Biz buna eğitim yönetiminde klasik yaklaşım deriz. Tamamen fiziksel odaklı koruma, kollama, ya elimizdeki madde kaynaklarını iyi koruyalım. Ama bunun yanı sıra bir yönetim biçimi daha var, yapı. Bu yapı da neoklasik yapı. Bu ne demek? Neoklasik yapı da tamamen insan odaklı, insanı özeye, merkeze alan bir yapı. İnsanı merkeze alıyor. Peki biz insanı merkeze aldığımız zaman klasik yapıdaki yapıyı da bozmuş oluyor. Sadece insan odaklı olduğunda olmuyor. Üçüncüsü sistem yaklaşımı. Yönetici bunu bilmek durumunda. Her ikisi de önemli benim için. Okulun fizik yapısının korunması, kullanması, geliştirilmesi de önemli. İnsan kaynağının geliştirilmesi de önemli. İnsan değer de önemli. Okulların birer fiziksel yapısı kadar kimlikleri de var. Okullar aynı zamanda kendine özgüdür, insanlar gibi. Bu nedenle sistem yaklaşımı her ikisini sentezleyen bir yaklaşım. Bu teknik alan dediğimiz klasik yaklaşım, insancıl alan dediğimiz neoklasik yaklaşım, kavramsal dediğimiz de sistem yaklaşımı liderliğin yeterlik alanlar içerisine giriyor. Peki bu yönetim süreçlerinden bir tık öteye liderlik yeterlik alanlarına nasıl geçecek? Ne yapacak? Bunun için bir background gerekiyor. Bunun için bir entelektüel birikim gerekiyor. Bunun için bu alanda bir eğitim alması gerekiyor. Hizmetçi eğitimler olabilir, lisans eğitimleri, yüksek lisans eğitimleri olabilir. Yönetim artık bir bilim dalı. Fakat liderlik de onun üzerine konmuş.
liderlik artık bir proaktif yaklaşım. Yani siz bir şey beklemeden önceden hareket edip değişimi başlatan, yöneten ve değişimi kurumun yararına, fırsata dönüştüren kişiler olmak zorundasınız. Ses tonum sıkıcı değil mi herkes için? Gayet güzel Serdar Hocam. Yani biraz sert gibi geldi bana kendi konuşmamda. Yumuşatabilirim onu. Şimdi bir diğeri, biz biliyoruz ki Sayın Bakanımızın da üzerinde sıklıkla durduğu, ben aynı zamanda Milli Eğitim Bakanımızla çoklu zeka kuramı üzerinde bir çalışmalarımız oldu. O zaman Tarım Terbiye Kurulu Başkanı'ydı. Esenköy'de, Yalova Esenköy'de birlikte bizim bir programımız oldu. Ben onun bir dönem, kısa bir dönem ekibi olarak çalışmıştım. Biz şunu o zaman tasarlamıştık. Bize işte vizyoner liderler lazım. Geleceği gören, kestirimleri güçlü, ileriyi görebilen ve kurumunu oraya taşıyabilen liderler gerekiyor. Yönetici bugünü görüyor. Lider geleceği görüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği şuradan doğuyor. Mustafa Kemal Atatürk ortaokul 2. sınıf öğrencisiyken ben bir gün cumhuriyeti kuracağım dedi. Düşünebiliyor musunuz? O gün nereden diye soruldu. Anıtkabir'e gittiğimde onun okuduğu kitapları gördüm. Altını çizmişti. İnanılmaz felsefe, sosyoloji, korkunç güzel şeyler okumuş. Altını da çizmiş, notlar düşmüş. O zaman dedim ki 1215'te Magna Carta'yı biliyor, okumuş. Büyük şartı biliyor. İngiltere'de demokrasinin temelinin atıldığı konsüllük ve cumhuriyet, o dönemleri okuyarak gelen birisi biriktire biriktire gelip bir asker olup da bu kadar eğitime, bu kadar sosyal boyuta inen, bunları bilen bir lider, yüzyılımızda ender bir liderdir. Yani korkunç bir lider olmuş. O nedenle üzerine neyi koymuş? Vizyon koymuş. Kurtuluş Savaşı'nda bile vizyon koymuş. Ne demiş Kurtuluş Savaşı'nda? Bir yandan cephede savaşırken, askeri stratejileri uygularken bir yandan eğitim ve diğer stratejileri uygulamaya başlamış. Aynı eş zamanlı. Senkronize bir çalışma yapıyor. O zaman diyor ki bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir. Bu kişisel vizyon. Ya istiklal ya ölüm paylaşılan toplumsal vizyona dönüştürüyor. Bağımsızlık benim karakterim derken toplumla paylaşmasını da biliyor. Bütün bunların yanı sıra şimdiki liderlerimize bakıyoruz. Okullarımıza atanan bir yöneticiye ilk sorduğum şu benim. Kurumumuzun kültürü nedir? Yani örgütün bir iklimi var, bir kültürü var. Bu kuruma nasıl bir kültür katıyorsunuz? Ne var? Neler yapıyorsunuz diyor. İşte hocam diyor biz şunları yaptık. İşte bayramlarda bunu kutladık, şunu kutladık. Kurumun kültürü kişiye göre, şahsa göre değişen bir durum değildir. Örneğin Galatasaray Lisesi'nin bir kurum kültürü oluşmuş. Galatasaray pilav günleri olur. Daha çok Fransız ekolüyle beslenen bir liseydi ve kökleşmiş bir lise. Orada kişiler, oradan mezun olanlar İngiltere'de, Amerika'da, yurt dışında değişik yerlerde olsa bile o gün pilav günü için gelirler. Bir tabak pilav, orada amaç pilav değildir. Orada bir kültürü yaşatmaktır. Kurumların kültürleri aslında kurumların kimliklerini oluşturur. O gittiğimiz zaman bu kurumun kültürü nedir? Hocam ben bunu bir yerde görmek istiyorum. İşte burada bir liderlik mi var? Burada bir yöneticilik mi var? Yönetici rutin ajanda dediğimiz işleri yapar. İşte DSE'yi açar, DSE'ye bakar. Efendim kayıt işlerine bakar. Okulun fiziki yapısını düzenlemekle ilgilenir. Buraya kadar güzel. Bunlar gerekli mi? Gerekli. İşte toplantılar yapar, kurul kararları alır. Bunların hepsini biz gözlüyoruz okullara gittiğimizde tek tek. Benim ilk araştırdığım şeylerden bir tanesi öğretmenler kurul kararları, tutanaklara bakar. Tutanaklar bir okulun kalbidir. Neler yapılıyor? Bir okulun kültürüdür aslında. Şunu söylerim ben. Okula yeni gelen bir öğretmen, okula yeni gelen bir müdür. İki açıdan bürokratik sosyalleşmeyi sağlar. Bu ne demek? Bürokratik sosyalleşme. İki büyük bölümden oluşuyor. Bir tanesi mesleki sosyalleşme, bir diğeri bürokratik sosyalleşme. Mesleki sosyalleşme, mesleğiyle ilgili çalışmalar yapma, mesleğe adapte olma, programın kazanımları tanıma, öğretmenler açısından söylediğimizde, müdür açısından da yönetim bilimini bilmek, bürokratik sosyalleşme ise kanun, mevzuat ve diğer konular hakkında kendisini geliştirmek ve bir vizyon koyabilmesi. Ama şu önemli, bunu hep önemsiyorum, bunun patenti bana ait olduğu için rahatlıkla söylüyorum.
Her gittiğim yerde şunu söylerim yönetici arkadaşlarıma. Eğer liderliğe doğru yol alacaksanız risk alın. Orijinal fikirleri destekleyin. Statikocu olmayın. Değişimi başlatın, öncüsü olun. Ama hocam biz risk alınca karşımızda sizi buluyoruz. Neden? Biz işte mevzuatın dışına çıkıyoruz. Eğer hesaplanmış bir risk varsa, riski hesaplayabilmişseniz bu risk alınmalıdır. Mevzuat sürekli bakıldığında dikiz aynası gibidir. Sürekli mevzuata bakarsanız dikiz aynası gibi kaza yaparsınız. Yani hep ben dikiz aynasına bakacağım, mevzuata uyacağım dediğim zaman hiçbir şey yapamazsınız. Yani çalışan insanlar mutlaka tabii bir takım sıkıntılar da yaşamıyor değiller, yaşıyorlar. Ama biz bir bakış açısıyla bir yeni bir paradigmal değişimle diyoruz ki lütfen yeni bir paradigmayla ortaya çıkın ve bunu takıma mal edin. Yani takım çalışmasına dönüştürün. Bu birlikte alacağınız kararları oluşturacağınız vizyonu paylaşılan vizyona dönüştürün. Eğer vizyon paylaşılmazsa bu takım o vizyonun arkasından gitmez. Şimdi bunlar ben yöneticiyle lideri karışık söylüyorum. Bunun özelliklerinden, kısa özelliklerinden mesela bir kuruma bir müdür geldiğinde ilk söylenen eşim de dahil. İşte bize bir müdür geldi. Müdür hakkında küçük bir ön araştırma yapıyorlar. İşte müdür şuradan geldi, şuna kızarmış, böyle yaparmış, şunlara önem verilmiş. Bunlar kişisel olarak onun yapısını paylaşıyorlar. Oysa biz diyoruz ki o müdür yarattığı değer neydi geldiği yerde? Nasıl bir imajla buraya geldi? Bizim aradığımız oradaki liderlik davranışları aslında. Yönetici davranışları değil. Yöneticiliği sokaktaki herhangi bir insan getirdiğinizde bu yöneticiliği çok rahatlıkla yürütebilir. Çünkü işleyen bir takım varsa altta o yönetici sadece orada durur. Ama bütün o süreçlerde karar verme süreçleri en önemli süreçtir. Oradan başlayarak etkileme, eşgüdümleme, değerlendirme, koordinasyon ve iletişim bağlantısını kuramayabilir. Bu nedenle yönetimde bir takım kişisel özellikler bakımından şunlar kabul gören alanlardır. Adil olması beklenir. Önce ben Yusuf Bey adına da özellikle söylüyorum. Çok yani kalitesini bildiğim için çok rahatlıkla paylaşabiliyorum. Nitelikli olduğu için eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumluluk sahibi olması gerekiyor. Yönetici eğer bunlara karşı tarafa da güven veriyorsa takımı çalıştırır. O takımın aidiyet duygusu güçlü olur. Öyle olmazsa aidiyet duygusu düşük bir ekiple çalışan bir kişinin sinerji yaratma şansı yok. Ama okulda ben biliyorum ki birden fazla kişinin bir araya gelerek kattığı fazla değere, katma değere biz sinerji diyoruz. Sinerji bir araya gelen insanların toplam enerjisi değildir. Toplam enerjiden fazlasıdır bu. Buna da biz katma değerli enerji yani sinerji diyoruz. Peki ne olacak? Nasıl bir iş yaratacak bu? Neler yapmalı ki bunları sağlayabilsin? Öncelikle bir yöneticinin model, rol model davranışları çok önemli. Kullandığı dil, jargonu, eğitim terminolojisiyle konuşup konuşmaması, kurumsal çapta kurumu geliştirici ve ona katkı sağlayıcı bir takım çalışmalara girip giriyor mu, girmiyor mu? İlk konuşmalarından anlaşılır. Model olarak giyim, kuşam ve protokol yönetimi açısından da sağlıklı bir duruşu olması gerekiyor. Protokolü iyi bilmeli. Yani protokolü bilmeden lider olamazsınız. Yönetici, biz bu protokol yönetimini ben birçok ilde bir kaymakam grubuna da böyle bir eğitimim oldu benim. Protokolle ilgili. Bu protokol konusunda hakikaten her kurumda büyük sıkıntılar olduğunu gördüm. Protokol iletişimdir. Protokol özgüvendir. Protokol empatidir. Protokol temsildir. Karşılamadır, uğurlamadır. Protokol hitabet ve güzel konuşmadır. Yani protokolün içeriğini doldurduğunuz zaman hakikaten protokol bir taşıtabilme, toplum içerisinde yürüyebilme, toplumda kiminle nasıl iletişim kuracağını bilmesidir. Empati nasıl kurar bir insan, lider? Empatiyi okuluna geldi, baktı, onların davranış kalıplarını süzdü, onlar hakkında bir portföy oluşturdu. Dedi ki evet benim okulumda insan kaynakları böyle böyle böyle, madde kaynaklarım da bu. Ben bunları işe koşabilmeliyim dediği zaman biz buna yönetici diyoruz. Ama bunun bir tık ötesine geçtiği zaman evet ben bunu nasıl motive etmeliyim? Ben bunun orijinal fikirlerini nasıl desteklemeliyim? Biz şunu biliyoruz ki bir genel geçer bir sözdür bu. Anarşistler bir ülkenin anarşistleri olmalı. Buradan kasıt terör anlamında söylenmiyor anarşist. Eğitim biliminde kullanılan bu deyim şu demek. Eleştirel bakan, yaratıcı bakan
eleştiren, kurumun yararına bir şeyler söyleyen kişilerin desteklenmesi gerekiyor. Lider bunu fark eder. Evet, bu bir aykırı tip. Bunun aykırı düşünceleri var. Ben bundan yararlanmalıyım. Bu farklı şeyler söylüyor ve benim kurumumun gelişmesine katkı sağlıyor. O nedenle bir takım yollara gitmesi lazım. Yönetici geldi, yönetim işlerini yürüttü. Bir takım sıkıntıları var, sorunları var. Fiziki yapıda, bütçelemede sorunları var. İşte insan kaynağında sorunları var. Personeli yok. Tamam, bunları anladıktan sonra evet, bu adam, gelen kişi, ben yöneticiyim, bu benim rutin görevlerim, ajanda işler deriz biz buna. Ajanda işlerini yerine getirdim ama bundan sonrasını benim bu kurumu bir öne taşımam lazım. Neden? Değişim var ve ben bu değişimi görmek, yakalamak zorundayım. Yani krizi fırsata dönüştürmeliyim. Değişim zor bir şeydir. Değişimi başlatmak da zor bir şeydir. Bir yönetici ya da bir eğitim lideri okula geldi. Baktı ki okulda hakikaten bir haşlanmış kurbağa. Hikaye bu. Haşlanmış kurbağa hikayesi de şu fırsat eğitimi olarak sunayım. Bir kurbağayı belli bir ısıda ateşte ısıtırsınız, kaynatırsınız, çırpınır. Yani tepki verir. Çünkü yanıyor. İyice ısıtırsınız, ısıtırsınız, kurbağa haşlandıktan sonra artık tepki vermez. Yani bir okullarda da böyle bir öğrenilmiş çaresizlikler doğmuş olabilir daha önceden. Yani bir lider yoksa eğer orada, lider orayı keşfedememişse, geliştirememişse, bir yönetici gibi davranılmışsa okula olan aidiyet duygusu azalmıştır. Adımlar geri geri gitmektedir. Bir türlü okulu sahiplenme duygusu ve kabul alanları geniş değildir insanların. Ne yapacak peki bir lider? Öncelikle bu değişimin nasıl olacağını, değişim zor bir şey. Değişim kolay bir şey değil çünkü yeni şeylere alışmak zordur. Bu bizim uyguladığımız olay bile. Bakın ben, siz bana bu şeyi söyledikten bu yana Zoom üzerinden ya da bu işte çevrimiçi şeyden sonra bir araştırmaya girdim. Küçük kızımdan destek aldım, eşimden destek aldım. Çünkü bu yenilik önce beni bir değişim beni biraz yordu. Ben nasıl yapacağım? Acaba sıkıntılarım olacak mı? İşte kesintiye uğrarsa işte videoyu gösterken gibi. Bu değişim ama kaçınılmaz. Beni buna zorluyor. Diyor ki sen bunu yapmak zorundasın. Bakın bu geçen yaklaşık 1,5 ay önce EBA öğretmenlerine bir eğitimimiz oldu burada. Milli Eğitim Bakanlığımız naçizane beni de görevlendirdi. EBA'da sunum yapan öğretmenlerle bir araya geldik. Onlardan aldığım dönükler, ya hocam başlangıçta biz TRT çekimlerinde çok zorlandık. Duruş şeklimiz, postür denir ona. Duruşumuz, işte hangi açıdan bakacağımız, nasıl bakacağımız, jest ve mimiklerimizi nasıl kullanacağımız. Mesela şu anda ben de farkında olmadan belki bu acemilikleri yapıyor olabilirim ama şunu biliyorum ki teknolojik değişim, sosyal değişimler, kültürel değişimler okulu da, okul bir sosyal örgüttür. Okul toplumun dışında bir örgüt değildir. Toplumun ta kendisidir. Toplum değiştikçe, teknoloji değiştikçe mutlaka öğretmen, yönetici ve eğitim lideri değişmek zorunda. Ama değişmeye bir grup olabilir. Ya nereden çıktı bu Zoom, nereden çıktı bu çevrim içi şeyler, biz bunu nasıl yapacağız, nasıl başaracağız, ben yapmak istemiyorum değil. Emekli olan arkadaşlarımız da sanıyorum oldu. Ama bunun yanı sıra bunu zorladılar kendilerini. Çünkü değişim onları zorluyor. Eğitim lideri okula geldi, ben burayı değiştireceğim, dönüştüreceğim dediği zaman şunu kendisine sormalı. Sokrates'in bir sözü var. Bir şeyi değiştirmek isteyen insan önce kendini değiştirmekle işe başlamalıdır. Aynı zamanda Nietzsche'nin bir sözü, derisini değiştirmeyen yılan ölür. Kurumlar da böyledir. Kurumların mutlaka kendilerini, kabuklarını kırıp ileriye doğru atılım yapması lazım. Bunun için de eğitim lideri proaktif, yani reaktif değil, geriye çekilerek, bekleyerek değil, kendisi giderek, değişimi başlatarak, önce olarak, kaşif olarak bunu yapmak zorunda. Bunu yapmazsa yaşama şansı yok. Bunu bilen bir grup, takım, onun lider olduğu kanaatine var. Ha, bu yöneticiden farklı. Bakın bu bir şeyler yapmak istiyor. Ne yapacak peki? Ama ona direnç gösteren de bir grup var. Değişimde direnç çok bilinen bir şeydir. O zaman Kurt Lewin diyor ki, bakın direnç beklenen bir durum. Çünkü yeni duruma adapte olamayacak bir grup var. Artı mevcut çıkarları kaybolacak bir grup olabilir. Hazır ben zaten böyle iyiydim, eski köye yeni adet mi getiriyorsunuz diye böyle bir düşünce yapısıyla, efendim biz nereden bu değişim çıktı, niye bunları yapıyoruz? Hocam siz de oturun oturduğunuz yerde, hayır.
biz şunları şunları şu projeleri yapacağız, şu adımları atacağız, şu eğitimleri vereceğiz, hizmetçi eğitimler geliştireceğiz. Sizinle beraber ben varım, takımımız, biz beraber bir takımız. Evet, ödül olursa Veli Bey, Elif Hanım'a nasıl ki biz teşekkür ediyoruz, bu ödül onlarındır diyor Sayın Müdürümüz. Evet, bu ödül onların. Neden? Güzel şeyleri takıma mal etmek, varsa olumsuz bir durumu lider üzerine almak durumundadır. Bunun sorumlusu benim. Ama güzel şeyleri benim takımım yaptı. Biz duygusuyla hareket eder. Ben duygusuyla hareket ettiği zaman o da işin içinden çıkamaz. Bir diğer söz, bunlarla ilgili güzel bir söz var. Lideri aslan olan ceylan sürüsü, lideri ceylan olan aslan sürüsünün çok daha güçlüdür. Yani arkadaki takımı harekete geçirecek, motive edecek, değiştirecek, dönüştürecek liderdir. Lider aynı zamanda dönüşüm mimarıdır. Değişimin lideridir ama dönüşümün de mimarıdır. Bunlar farklı kavramlar. Kısaca araya gireceğim. Evet, Mehmet Ali Bey'le teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlarım, bizim şöyle bir durumumuz var. Örneğin ben madem öyle Yusuf Bey özelinde bir şey konuşmak istiyorum. Yusuf Bey özelinde şunu konuşmak isterim. Şimdi Yusuf Bey, birlikte geçmişte çalıştık. Çok değerli, çok sevdiğim, saygı duyduğum birisidir. Şırnak'ta birlikte çalıştık. Bu arada yine böyle katılımcı arkadaşlarımız olacakmış herhalde Şırnak'ta. Mutluluk duyarım. Şöyle bir şey var değerli arkadaşlarım. Bir yere çok iyi, bir yerde çok iyi öğretmensiniz. Parmakla gösteriyorsunuz. Bütün süreçleri iyi biliyorsunuz. Okuldaki süreçleri, ders içi, ders dışı süreçleri biliyorsunuz. Bütün bunların yanı sıra getirdiler sizi birdenbire, bir feodal bağlantınız vardı. Bir de siyasi bir bağlantınız vardı. Sizi getirip Milli Eğitim Müdürü yaptılar. Ya da Yusuf Hocam aldılar, Milli Eğitim Bakanı yaptılar. Yani isteriz öyle bir şey olsun. Şahsen ben istiyorum. Yani olsun, Milli Eğitim Bakanımız olsun. Yönetim biliminde Peter ilkesi diye bir ilke var. İlke şu. Yönetim biliminde der ki, belli bir görevin işin doğası gereği bir görevde çok başarılı iken bir başka görevin politika ve stratejisi daha geniş, daha kapsamlı, daha supra olduğu için, daha supra olduğu için, yani müthiş düşüneceksiniz, Türkiye özelinde düşüneceksiniz. Örneğin Erdemli için politika ve strateji geliştiren Yusuf Açıkgörük birdenbire Milli Eğitim Bakanlığı olduğunda o Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerektirdiği background'da sıkıntıları olabilir. Buna biz yetersizleşme ilkesi deriz. Peter ilkesi diye geçer. Kurumlardaki yöneticilerin de zaman zaman bir yerden geldiklerinde yetersizleştiklerini görürüz. Bu normal bir durumdur. Yani bunu biz beklenen bir durum. O nedenle sadece formal lider olarak kalırsa, yani ben resmi olarak buraya atandım, buranın yöneticisiyim, buranın lideriyim dediğinizde, eğer takım sizde liderlik özellikleri görmezse, farklılık görmezse, statükocu görürse, onların orijinal fikirlerini destekleyen, onları güçlendiren, onların önünü açan, risk alan, kriz yöneten, risk yöneten, maliyet fayda analizi yapabilen, ihtiyaç analizleri yapabilen kişiler olduğunuzu görmezlerse, ha bu bir klasik yönetici, bu da bize sürekli sen diliyle konuşacak, emirler verecek, bizi motive etmekten alıkoyacak ve eski devam edeceğiz. Öğrenilmiş bir çaresizlik. Ama şunu görürlerse ki biz, evet bu bir lider, bu farklı bir şeyler konuşuyor, öğretmenler kurulunda bizi dinliyor, farklı fikirlere açık, kimseye kızmıyor, eleştirel bakış açılarına kızmıyor. Galiba bu adamın, bu kişinin, bu yöneticinin yöneticilikten daha farklı bir beceri alanları var. Nedir? 21. yüzyıl becerileri dediğimiz, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, yöneticilerimizin kazanması gereken beceri alanlarına sahipse ve farkındalığı da yüksekse, o zaman takım birdenbire hareketlenir, biraz daha uyanır ve bu liderin etrafında toplanmaya başlar. Ama bir kısımda var ki tamamen direnç gösterir. İşte falanca yolla atandı, efendim liyakat esasına göre gelmedi, bu bizi rahatsız ediyor, biz çalışmayacağız, bunun başarılı olmasını istemiyoruz. Bu projeler geliştiriyormuş, işte atıyorum okullarda itibiniktir vesairedir, bir takım projelerde biz yokuz. Çünkü onun hanesine artı yazdırmak istemiyoruz gibi
bir takım öğrenilmiş çaresizlikler varsa lider bunun farkına varmalı. Evet, burada kötü şeyler olmuş. Galiba bunlara adil, şeffaf, eşit hesap verebilir ve sorumlu bir davranış sergilenmemiş diye çek edecek kendisini. Liderlik neydi? Kendisini tanımaydı. En güzel anlamda. İkincisi de değişimi gören, öngören, değişimi başlatan, değişimi kurumun yararına sağlayabilen kişilerdir liderler. Liderler sadece okulun lideri değillerdir. Aynı zamanda sosyal boyutlarıyla da çevrenin de liderleridir. Çevre de onlara o liderlik payesini verir. Yani size siz ben liderim demekle lider olunmuyor. Lider o payeyi verdikleri zaman lider oluyorsunuz. Yani siz formal bir lidersiniz ama aynı zamanda size bir doğal liderlik de giydirirler. Bunu size verirler. Bu itaat yoluyla olmaz. Benimseme yoluyla olur. Bir tanesi sizin formal yani resmi liderliğiniz itaat yoluyla olur. Ama öteki benimseme yoluyla olur değerli arkadaşlar. Peki ne diyor Kurt Lewin? Diyor ki direnç gördünüz okulda. Liderlik özellikleriniz de var. Ne yapacaksınız o zaman? Önce referans grupları oluşturmak gerekiyor. Ben onları dinlemeliyim. Konuştuklarını anlamalıyım. Onlara eşit davrandığımı hissettirmeliyim ve pratikte bunu göstermeliyim. O zaman ben onun kabul alanına girerim. Hani Mevlana der ki, çok güzel bir sözü var. Gönül kapısı içeriden açılır, dışarıdan değil. Siz o kapıyı dışarıdan zorlayarak beni sevin diyemezsiniz. Sizin yaptığınız, etkinlikleriniz, kişiliğiniz, o liderlik özelliklerinizle siz onu kazanacaksınız, o payeyi alacaksınız. Referans grubu. Örneğin bir okula gittim ben, yönetici olarak gittim, baktım. Okulun bir SWOT analizini yaptım. İnsan ve madde kaynaklarını gördüm. Nesi var bu okulun? Güçlü yanları nelerdir? Çok genç, dinamik bir yapısı var. Bilişimde çok iyi. İletişim becerisi çok güçlü. Akademik yönleri güzel. Lisansüstü eğitim almışlar. Benim için korkunç bir güçlü yandır bu. İkincisi, sivil toplum kuruluşları çevremde. Bu da benim SWOT'umun güçlü yanlarından bir tanesi. Üçüncüsü, okulumun fiziki yapısı iyi değil ama ben çevreyle iletişim kurduğumda bunu gerçekleştirebilirim. Veliyi okula duyarlı hale getirebilirim. Bunlar benim güçlü yan. Ha bakarım iyileştirme açık alanlarım neler? Ya evet, öğretmenlerde bir küskünlük var. Öğretmenlerde bir tükenmişlik sendromu gördüm. Öğretmenle birbiriyle konuşmuyorlar. Klikleşme var, gruplaşmalar var. Bir bakarım, burada bir kültür var mı? Yeni gelen öğretmene hoş geldin deniyor mu? Yemek veriliyor mu? Evlenen bir kişinin evliliğine icabet ediliyor mu? Cenazelere katılıyor mu? Hem öğretmenlerin hem de çevredeki insanların. Bunu bir kültüre ve nasıl dönüştürebilirim? Ayda bir yemek yiyor muyuz? Ayda bir müzikli bir ortamda paylaşımda bulunabiliyor muyuz? Bunlar aslında kurumu güçlendiren kurumun kültürüdür. Yani bir de bu kurumu destekleyen örgüt iklim dediğimiz iletişim boyutu var. İletişimde kullandığım dil, jargon da çok önemli. Neler konuşuyorum? Hitabetim nasıl benim? Diksiyonum nasıl? Öğretmen bunları check eder. Sizi kontrol eder. Sizin portföyünüzü oluşturur. O zaman ben diyorum ki evet, bunlarda değişime direnç gösteren bir grup var. Neden direnç gösteriyorlar? Onun ben analizini yaparım. Orada ben bir hakikaten bir bunun bu şekilde olmasının bana maliyeti nedir? Faydası nedir? Maliyet fayda analizi yaparım. Kriz yönetimi açısından kriz analizi yaparım. Risk analizi yaparım. Bunlardan ne yaparsam kurumuma yarar sağlarım ve o insanı mutlu ederim. Doğal olarak bunlar çocuğa yansıyacak, çevreye yansıyacak. O zaman referans gruplarıyla birlikte çalışmalara başlarım. Bir grubu aitlik duygusunu yükselterek yanıma alırım. Onların gücüyle, onların enerjisiyle diğer grubu üzerinde bir etki yaratmaya çalışırım. Kurt Lewin buna diyor ki, önce diyor buzu kırın. Bir buz var diyor. Bilmiyorum, benim baktığım yer doğru yere mi bakıyorum arkadaşlar? Nasıl bakarken? Onu bilmiyorum. Buz evet. Demişken hemen YouTube'dan çok fazla mesaj geliyor. Bunları da size iletmek istiyorum izin verirseniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Türkiye'nin her yerinden izliyorlar galiba. Manisa'dan selamlar var size. Teşekkür ederim. Olgun, Uğurcan, evet. Yine okul müdürlerimiz Musa Turan, Fatih Yüncüoğlu, Mehmet Türkan, Salih Gökmen, Yasin Yücel hocalarımın, Sebahat Bahçeci hocalarımın selamları var. Bir de bir soru var hocam isterseniz. Sorsunlar.
Alabilirim. Eleştiren bakanlar bizde hep muhalif olarak tanımlanıp fikirleri idareciler tarafından ciddiye alınmadığı görülüyor diyor. Evet, aynen. Risk almak için egosu değil, özgüven ve birikimi yüksek olmalı insanın diyor. Aynen. Siz tabii ne dersiniz hocam olur, demiş. Değinecektim o konulara. Tabii ki yani liderin özgüveni kesinlikle. Yani riski kim alır? Özgüveni yüksek insan. Özgüven nereden kaynaklanır? Bilgi. Bilgi otorite, sevgi otorite. Şimdi şey çok önemli. Biraz önceki arkadaşımızın sorusuna teşekkür ediyorum. İsmini kaçırdıysam beni bağışlasın. Şöyle çok doğru bir yerden dokundu. Tabii biz mevcut durumda yaşadığımız sıkıntıları birebir müfettiş olarak da görüyoruz. Gördüğümüz zaman biz orada okul yönetimlerine bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Örneğin en başından beri ben şunu yapardım. Gittiğim hiçbir okulun müdürün masasına oturdum. Hocam buranın lideri sizsiniz. Bura bana ait bir yer değil. Çünkü bir öğrenci, bir öğretmenimiz, bir velimiz geldiğinde sizi buranın eğitim lideri olarak görüyor. Ve bu bilgisayarı ben kullanamam. Sizin izniniz olmadan sizin masanıza oturamam. Peki nasıl oluyor? Öğretmenler kurulu toplantılarına katılıyor öğretmenler. Bu sefer de aynı bu şekilde bahsettiğimiz okul yöneticileri ya da eğitim liderlerine şu soru soruluyor. Ya hocam ne olursunuz bizim odamıza gelirken bizim kapımızı tıklatın sınıfımıza girerken. Çünkü bana değer verin. Ben değerliyim. Şu anda ben çok güzel bir görevde bulunuyorum diyor. Aynı şekilde nasıl biz bir müdürün masasına oturmayı bizim kendimiz için bir hicap duyarak yani doğru bulmadığımız için yapmıyorsak bir öğretmen de her alanda kendisinin değerli olmasını hissediyor. Eleştirel bakan arkadaşlarımızın muhalif olduğu ve neye muhalif? Yani muhalif derken de şimdi bunu farklı algılamak olabilir her noktaya da şekillendir. Yani sanki bir düşünceye, bir siyasi yapıya, düşünceye karşı muhalif değil. Muhalifet şudur. Ben her zaman şunu söylerim. Bazen topluma derler ki deli dolu. Akıllı boş diyeceğine deli dolu desin bana. Dolu olduğu için deli. Sıra dışı insanlar, yaratıcı insanlardır. Yani az önce anarşist dedikleriniz doğru mudur hocam? Anarşist kasıt şu. Anarşistten kasıt eğitim bilimindeki anarşist kavramı değişim, yaratıcı tiplerdir. Hocam farklı biz öğretmenler olarak şöyle diyoruz. Arıza öğretmenler diyorlar genellikle. Veya Serdar Başkan'ın fanusu kırmış tip deniyor. Yani aynen. Fanusu kırmış tip olmak lazım bence biraz kesinlikle. Farklılaşmak için. Kesinlikle. Bir de siz az önce bölmemek için girmedim araya. Bu gerçekten bizlerin çağa ayak uydurmamız gerekiyor. Hem idarecilerimizin hem biz de öğretmenlerin. Çağa ne kadar ayak uydurursak bence gelişime, yeniliğe o kadar açık olabiliriz. Bir de olumlu iletişim becerisi çok önemli. Yani evet. Hem biz öğretmenler olarak idarecilerimize karşı, idarecilerimiz de aynı şekilde bu olumlu iletişim kurma ve iyi niyet. Hani ilk her insan hata yapabilir ama altındaki iyi niyeti gördükten sonra bence her şey çözüme ulaşacağına inanıyorum. Hocam bir mesaj daha var size sürpriz. Pelin Balcı hocam yine bir okulumuzda 20 yıl önce stajyerlik zamanımızda Şırnak'ta bize yol gösteren, yardımcı olan Serdar hocam diyor. Sizi yıllar sonra böyle güzel bir eğitimde görmek bizi çok mutlu etti. Selamlar sunuyorum diyor. Ben de sevgilerimi gönderiyorum ona. Saygılarımı gönderiyorum. Çok mutlu oldum. İnşallah yüz yüze karşılaşacağız. Tabii Türkiye'deki eğer bu YouTube kanalından izleyen bütün öğretmenlerime, yöneticilerime de en derin saygılarımı sunuyorum. Hepsi benim için çok kıymetli. Gerçekten çok kıymetli. Şimdi Elif Hanım'ın çok güzel bir yer, iyi niyet kavramı, olumlu ilişkiler. Olumlu ilişkiler Elif Hanım da bahsettiğiniz gibi olumlu bağımlılık duygusu geliştiriyor kişilerde. Eğer siz olumlu ilişkiler kurarsanız olumlu bağımlılık geliştiriyor. Bizim rahmetli Profesör Mustafa Aydın, eğitim yönetiminde bir duayendir. Benim hocam o. Sans'tan ayrıca da görüşürdük. Ablam da benim üniversitede akademisyen olunca, ablam da eğitim yönetiminin hocası. İnan Üniversitesi'nde doçent. Biz zaman zaman beraber çalışmalarımız oluyor. Şimdi şöyle bir durum var. O derdi ki, çocuklar derdi bize, tabii ona göre küçüktük, öğretmeniz ama yarım gün öğretmenlik yapıp diğer zamanda da okuyoruz eğitim yönetim denetiminde. Çocuklar bir kuruma gittiğinizde şuna dikkat edin. Morali sıfırlanan bir öğretmenin topluma maliyeti hesaplanamaz. Bakın bu çok özel bir söz. Morali sıfırlanan bir öğretmenin topluma maliyeti hesaplanamaz. Çok
birdenbire o, çünkü o bir mimardır öğretmen. Çok yani topluma zararlı insan yetiştirebilir, inanılmaz şeyler de yetiştirebilir. O nedenle biz derdik ki, şunu söylüyoruz, bizim ülkemiz düsturumuz şu: olumsuz yaklaşımla olumlu sonuç elde edilemez, var olan olumsuzluk pekişmiş olur. Bir kurum düşünün. Ben bir kuruma gittiğim zaman bir yönetici olarak atandım ve lider olmaya da karar verdim. Dedim ki, evet, insan kaynaklarımız kim var, necidir, bunlar nedir? Efendim, işte Serdar Öztürk çok asi, agresif, sürekli yönetime eleştiriler sunan birisi. Bilmiyorum, sistemin dışına çıkıyor. Çünkü milli eğitim sistemini hep eleştiriyor. Hiç beğenmiyor. İşte milli eğitime milli diyor. Yani mil çamurlu diyor. Efendim, benzetme hiçbir hata yok. Ben de onu bir dinleyeyim derim. Benim için o önemli. Çok kıymetlidir. Çünkü herkes benzer şeyler söylüyor. Ben bunu ilk defa TRT'de rahmetli Üzeyir Garih'ten duymuştum. Üzeyir Garih'e spiker sordu. Dedi ki, İshak Alaton'la siz kaç yıldır arkadaşsınız? 40 yıldır dedi. Beraber dedi İsveç'te kimya mühendisi okuduk. Peki o kadar uyumlusunuz ki hiç aykırı düştüğünüz olmadı mı? Farklı. O da dedi biz hep aykırıydık. Hiç benzer olmadık ki. Nasıl dedi? Eğer aynı düşünseydik birimizden birimiz fazla olurdu. Düşünebilir misin? Yani toplumdaki farklılıklar rafine olmak en güzel taraf. Bizim derdimiz öğrencilerimizi rafine kılmak. Yani farklılıklarını koruyarak geliştirmek ise öğretmenimizin de farklılığını koruyarak o öğretmenimizi geliştirmek istiyoruz. Biz öğretmenimizden yararlanmak istiyoruz. Çünkü öğretmen artık günümüzdeki öğretmen dönüşümcü bir öğretmen. Öğretmenin altyapısı güçlü, eskisi gibi değil. Öğretmen okuyor, araştırıyor, lisansüstü eğitimlerden geçiyor. Akademik süreçleri çok güçlü artık. Yani biz onları aslında parlatamıyoruz. Hani bir örneği belki herkes için söylemek istiyorum. Bizim Mersin'de Galatasaray Okulumuz var. Belki bilirsiniz. Galatasaray Ortaokulu oldu şimdi. Orada beden eğitimi öğretmenini denetlerken Bilgin Hanım diye bir öğretmenimiz var. Eğer şeyse kulakları çınlasın. Çok kaliteli bir hocamız. İşte orta yaş civarında bir hocamızdı. Ama sanki 18-20 yaşındaki böyle nasıl bir enerji dolu. Zıplıyor böyle. Müthiş bir enerji. Pozitif birisi. Yaklaştım yanına, dedim ki Nilgün öğretmenim, hiç parlattığınız öğrenciniz oldu mu? Tozunu aldığınız. Efendim dedi Serdar Bey, tozunu aldığınız öğrenciniz oldu mu dedim. Ne demek bu dedi. Dedim ki yani bir cevher vardır, üstü tozlanmıştır. Siz onun tozunu aldığınızda alttaki cevheri bulursunuz. Evet dedi, bir öğrencim oldu dedi. 4. sınıftaydı. Erkekleri falan geçiyordu koşuda. Ailesiyle iletişim kurdum ama ailesi bir türlü kabul etmedi. Biz de gizli gizli ders saatleri dışında çıkardım. Koşuya alıştırdım bunu. Şimdi gururla izliyorum dedim. Kim dedim bu öğrenciniz? Dedi ki Nevin Yanık. Meşhur bu koşucu biliyorsunuz. Daha sonra Nevin Yanık'la bir vesileyle bir özel eğitim uygulama okulunda beraber olduk, karşılaştık. Bu durumu sordum. Sizi ilk keşfeden kimdi? En ilk keşfeden dedi, Bilgin öğretmenim dedi. Beden eğitimi öğretmeniydi. Ona dedi çok müthiş şeyler borçluyum. Biz de hepimiz de biliyoruz ki işte Einstein'ın, Edison'un okullardan ne gerekçelerle uzaklaştığını, ayrıldıklarını ve topluma nasıl güzel şeyler sunduklarını. Bir lider bir okuldaki insan kaynağını keşfetmeli. Şöyle keşfetmeli. Biz köprü altında balı çeken çocuklarımız var. Abartarak söylüyorum. Bunlardan bir Einstein'ı kaçırmadığımız ne var? Bunlardan. Ama o çocuk toplum için sanki bir dezavantajlı grup oluşturdu şu anda. Biz onu tukaka yapıyoruz. İşte dilenci diyoruz ya, başka bir şey diyoruz, cepçi diyoruz vesaire. O çocuk çok güzel şeyleri de başarabilecekken, öğretmenler içerisinde de böyle. Ben öğretmenlerin genellikle okullarda gördüğüm en büyük, bana göre öğrenilmiş çaresizlikleri tükenmişlik sendromu yaşıyorlar. Ya bize değer verilmiyor. Bizi kimse hesaba almıyor. Düşüncelerimiz değerli bulunmuyor. Biz hep öteki oluyoruz. Yani ötekiden kastım siyasi anlamda söylemiyorum. İşte bir müdüre göre, müdürün adamları. Genelde böyle bir yargı olur. Müdüre yakın insanlar, müdüre laf taşıyanlar. Öğretmenler odasında konuştuğumuz bir şey müdüre tıkal etti. Müdür bunlardan beslenmeli.
bence müdür, yönetici dedikodudan beslenmeli. Dedikodu kurumu geliştirir. Dedikodu kötü bir şey değildir. Geliştirir ve öz eleştiridir. Aslında bir SWOT analizidir dedikodu. Ya yani bundan korkmamak gerekiyor. Toplantılarda hakikaten şu açıklamayı yapıyor arkadaşlar. Yani anayasal sınırlar içerisinde, kanunların çerçevesi içerisinde konusu suç teşkil edecek şeyler sizi sıkıntıya sokabilir. Biz bunu tutanaklara alıyoruz. Ya da tutanağı yazmayabilir. Ama lütfen beni eleştirin. Neler yapabiliriz? Biz neyiz? Birlikte ne yapabiliriz? Sizin fikriniz nedir? Elif Çatal ne düşünüyor? Çok önemli şeyler söylüyor. Veli Çelik neler söylüyor? Bunlar bizim için çok kıymetli şeyler. Çünkü biricik şeylerdir bunlar. Onu merkeze aldığınız zaman hakikaten onun kabul alanını genişletirsiniz. Biraz önce dediğim işte o Kurt Levin'in önce değişimi size yakın kabul alanına kabul alanınıza girmiş, Mevlana'nın dediği gibi gönlünü size açmış insanlarla bir araya gelirsiniz. Onlarda bir güven duygusu yaratırsınız. Onlara eşit olduğunuzu, şeffaf olduğunuzu, adil olduğunuzu, hesap verebilir olduğunuzu, sorumluluk sahibi olduğunuzu eğer hissettirebilirseniz ve güzel de bir jargonla hareket ederseniz o insan kapılarını gönlünü size açar ve o grupla değişime direnen diğer grubu da mutlaka değiştirme yönünde önemli bir adım atarsınız. Bu öncelikle buzu kırmak, sonra yeniden çelikleştirme diye geçiyor. Değişim böyle başlatılıyor. Başka türlü olmuyor. Bir diğeri de eğer izin verirseniz ben buradan bir şeyden açacağım. Bir Yuhari penceremiz var. Oradan bir şey göstereyim değerli arkadaşlarıma. Çalışma var. Hocam hemen selamlar var. Onları da iletmek istiyorum. Buyurun. Mehmet Taş Hocam, Mustafa Aydın, Adem Dönmez, Ferda Çelik, Duran Aracık Hocalarımın selamları var. 11 yıl önce Mutlu Okul Müdürlüğü'ne başladım. İlk yıllarda gelip müfettişliğe bakış açımızı değiştiren saygıdeğer hocam, sizi görmek, dinlemek mutluluk verici demiş. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yani bunlar beni mutlu eden şeyler. Onlara saygılarımı sunuyorum. Ama güzel insanlar diyorum onlara, hepsine. Hüsnü Hocam, verimli bir program, teşekkür ederiz demiş. Yasin Hocam, yönetim mi sayın müfettişim yoksa yönetişim mi olmalı, ne dersiniz demiş. Yönetişim tabii, o fark da var, doğru. Yönetişim birlikte yönetmek kavramı aslında. Tüm süreçlerin içinde, ama biz yönetişimin de bir tık üstüne çıkmak istedik. Liderlik dediğimiz. Bunun alt kısmı var, hepsi böyle. 54'e gel. Özür dilerim. Bir yandan da slaytımı kontrol ediyorum. Evet. Kusuruma bakmayın. Serdar Hocam, ben de bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi dediniz ya hani okul idaresinde hani işte öğretmenler, müdür bizim yanımızda değil vesaire gibi konuşmalar tabii ki okul ortamlarında geliyor. Ben hani idarecilik yapmadığım için hani o konuda çok yorum yapamayacağım ama nacizane bir öğretmen olarak ben hiçbir zaman bir başkası için işimi yapmadım. Hep işte öğrencilere faydalı olmak için. Hani biz öğretmenler de öğrenci için çalışırsak zaten okul idaresiyle bağlarımız daha da güçleniyor. Yani bu tarz olumsuz diyaloglara da girmemiş oluyoruz zaten. O anlamda hani işin kökeninde öğrenci olduğu için öğrenciye faydalı olmak amacıyla yola çıkarsak bence bir sorun kalmayacağını düşünüyorum. Sonuçta Elif öğretmenim, sonuçta çocuğun yüksek yararı diye bir olay var günümüzde. Evet. Aha. Çocuğun yüksek yararı diye bir konu var. Biz şunu diyoruz. Kesinlikle tabii bunlar bir sistematik bir çalışma. Yani nasıl ki biz bir programa sarmal ya da tematik program diyoruz. Evet. Sarmal birbirini devam eden, tematik de farklı disiplin alanlarını bir arada bir konuyu açıklarken farklı disiplin alanlarından da yararlanmak, tematik öğrenme. Şimdi okul da aslında bir tematik öğrenme gibidir. Ara bağımlılık ilişkisi vardır. Ara bağımlı ne demek? Birinin yaptığı iş diğerinin etkilemesi olayı. Kesinlikle yani etkileşim çok önemli Serdar Başkanım. Yani o okuldaki öğretmenler de idareciler de olumlu bir
Algıda olursa bence yani her şey mükemmel olur ve ben şunu düşünüyorum. İşte şu boyumuz yok, şu zor, öğrenci zor, şartlar zor demek yerine tabii ki bu zorluklar mutlaka var. Ben 3 yıl müsahibinde çalıştım. Fakat ben bu zor şartlarda daha iyisini yapabilir miyim? Hani bu algıyla bizim hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü biz insan yetiştiriyoruz. Az önceki slide'da ben çok duygulandım. O çocuklarımızı gördüğümde biz öğretmen olarak iyi müteahhitler, iyi mühendisler yetiştirmeliyiz. İyi kasap yetiştirmeliyiz. İyi öğretmenler, iyi doktorlar yetiştirmeliyiz. Bu anlamda gerçekten hem idarecilerimiz hem bizler toplumumuzu güçlendirecek, yararlı olacak, düzgün, yetenekli ve iyi insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. O anlamda hani bu eğitimlerimizin de hani Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm Yusuf Açıkör'ün de liderliğinde biz başlattık. Hani öğretmenlerimizle etkileşim halinde olalım, fark yaratalım. Önce öğrencilerimize sonra da ülkemize yararlı etkinlikler sunmak amacıyla başladık. Sizler değerli hocalarımız bizi de kırmadınız. Yeniden diğer hocalarıma sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ben de Pirk Hocam depremden bahsetmişken hemen dün Doğan Cüceloğlu Hocam'ın da bir sözü vardı. Belki depreme engel olamayız ama depremde yıkılmayacak evler yapan mühendisleri etkilebiliriz demişti. Çok etkileyiciydi hocam. Çok güzel bir söz. Teşekkür ediyorum. Slide'ı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Görebiliyoruz hocam. Evet hocam. Şimdi bu eğitimde bilinen bir grup. Biz bunu genelde bir ayna fıkrasıyla da destekliyoruz. Fakat bugün ben bunu daha çok atölye çalışmaları çok yapıyorum. Yani ben böyle ilk defa pasif bir eğitimden çünkü çok aletlerim olur benim. Böyle orf eğitimi yaparım. Orf eğitimiyle beraber veririm mutlaka. Hoplarım, zıplarım yani bu benim şeyimdir. Eğitim anlayışım böyle değil. Üstün Hoca'yla da çalıştık Üstün Dökmen'le. Ondan da çok şey öğrendim. Şimdi hocam Efendim? Zor günler biter. Özür diliyorum. Evet. Zor günler biter. İnşallah sizler de yüz yüze eğitim yapmak tan şeref duyarız. Çok sağ olun. Çok ben çok umutluyum. Geçecek bu zor günler inşallah. Bugünkü sadece bizim bir lider yönetici farkındalığıydı aslında. Yani çünkü liderlik konusunda ben mesela çok lider türleri var. Onlara tek girmek istemedim. Şimdi burada Yohari Penceresi dediğimiz diğer adı eğitim platformudur bu. Bunu bir yönetici için de düşünebiliriz. Öğretmen için de. Müfettiş içinde. Yani daha doğrusu hatta ben çok açık ve samimi olarak söylüyorum. Bunu hiç de bundan bir şey duymuyorum. Rahatsızlık duymadan söylüyorum. Bence müfettişlerin önce kendini değiştirmesi gerekiyor. Hakikaten böyle bir sorunumuz da var. Değişime en çok dirençli olanlardan bir tanesi de biziz. Yani bunu ben bir müfettiş çocuğuyum. Ailede 4 tane müfettiş olan bir aileyim ben. Babam, kız kardeşim, ablam daha önce müfettişti. Bizim de derimizi yenilememiz gerekiyor. Yani Sokrates'in dediği gibi kendisini değiştirmekle başlamalı işi dedi. Bu da çok önemli. Şimdi Yohari penceresine baktığımızda kişilerin açıkken biraz önce Elif öğretmenimin söylediği özgüveni yüksekse demişti hani bir soru geldi bize. Eğer özgüveni yüksekse o liderin bunlar yapılabiliyor. Doğrudur. Özgüveni yüksek demek kendi background'unu bilmek demek. Haddini de bilmek demektir. Yani evet ben şuyum. Benim torbamda bunlar var. Benim akademik yönüm bu, sosyal, duygusal yönüm bu diyebilmeli. Yani sadece akademik bölümünün IQ'su değil, IQ'sunu da bilmesi lazım. Ve onu nasıl beslediğini bilmesi lazım. Şimdi bakalım. Öğretmenin öğrenci hakkındaki bildikleri, öğrencinin kendi hakkında bildikleri diyor. Bu öğretmen öğrenci şey gibi, şeması gibi düşünüyorsun ama biz bunu uyarlıyoruz. Örneğin müdür geldiği zaman açık kendi. Yani kendisinin yeteneklerinin, becerilerinin neler olduğunu farkında, biliyor. Biz buna açık kendi diyoruz. İkincisi gizli kendi. Birçok yetenekler var, farklılıklar var ama ne bir grup içerisinde bunu açıklamaya çalışıyor. Gizliyor kendini, zarar göreceğini düşünüyor. Bunu öğretmen için de düşünebilirsiniz. Öğretmen bir toplantıdan ya acaba ben bunu dersem bana cephe alınır mı? Ben zor durumda kalır mı? Genç bir öğretmense daha yani mesleksel ve bürokratik sosyalleşme gerçekleşmemişse yani henüz daha mesleğin başında
mesleki ve bürokratik sosyalleşme, yani kanunlara, yönetmeliklere, mevzuata tam hakim değil ve mesleki olarak da henüz kendisini ispat edememişse saklar kendini. Soru sorarken bile sıkılır, bir müfettişe soru soramaz, bir il müdürüne soru soramaz. Yani bununla ilgili hatta biraz sonra bir küçük bir anı paylaşacağım. Bunu bitirdikten sonra gizler kendini. Kör kendi dediğimizde hiç farkında değil. Yetenekleri var, becerisi var, liderlik özelliği var. Biraz önce arkadaşımızın dediği gibi yönetişimi iyi uyguluyor. Yani yönetişim birlikte yönetmek tüm süreçleri. Beraber yönetmek, demokratik bir katılımla yönetmektir. Aslında bunun bir tık ötesi liderliktir zaten, eğitim liderliğidir. Şimdi kör kendi kendisinin farkında değil. Bilmiyor. Ama bunu başkası da bilmiyor. İşin garip tarafı, yani gelen müfettiş de farkında değil. Hiç kimse de bunun o özelliklerini bilmiyor. Kör alan burası. Açık bölümde zaten biliyordu. Gizlediğinde güven problemi yaşadığı için kendisini sakladı. Bilinmeyen ve bilinçaltı kendi diyor. Bilinçaltına itiyor bazı şeyleri de. Zaman zaman çıkarıyor bunu. Bilinçaltındakini zaman zaman ortaya koyuyor. Bunu bazen dışarıdaki kişi fark ediyor. Örneğin biz müfettiş olarak gittiğimizde ben çok öğretmenime, öğretmenim bakın sizin şu alanda yetkinlikleriniz var demişimdir. Birçok kişiyle kanalize ettim. Hatta bir tanesi de Ertuğrul diye bir güçlü konakta müsabinde çalışmıştı Elif Hanım. Yusuf müdürüm de şeyde çalıştığı İdil'de. Oradan güçlü konaktan bir öğretmenim yanıma geldi. Ben de teknik kurul başkanlığı görevi yürütüyordum. Ya Serdar Hocam, sizin isminizi duydum. Buyurun dedim sabahleyin. Kahvaltı yaptınız mı? Yapmadım. Dedim beraber bir de kahvaltıya gideriz. Genç bir arkadaş. O zaman burada bir sağ kulağında küpesi var. Saçı uzun, gitar çalıyor. O zaman da kılık kıyafet yönetmeliği biraz şey. Sert. Şimdiki gibi. Evet, katıydı o dönemde. Evet. Ama ben bunlara hiç takılan bir adam hiçbir zaman olmadım. Benim için hatta baktım bazen de yakışmış. O çocuğa da güzel gitmiş. Onun yaptıkları benim için kıymetliydi. Geldi. Ben dedi ya intihar edeceğim ya istifa edeceğim. Neden? Hocam neden? Belli ki bir tükenmiş, bitmiş. Biraz anlattı, rahatladı. Hocam dedi ben yalnızım. Konuşacak kimse bulamıyorum. Kendimi geliştiremiyorum. Kafayı yiyeceğim tabiri caizse. Dedi ki hayır. Ne intihar edeceksin, ne istifa edeceksin. Ben sana yönetimle ilgili kitaplar vereceğim. Bunu fırsata dönüştüreceksin. Bu krizi senin için bir kriz. Fırsata dönüştür lütfen. Sonra kitap verdim. Yüksek lisansları takip et dedim. O zaman lisans eğitimi bu kadar yaygın değildi. Hacettepe'de takip etmiş. Bir gün geldi oraya girdi. Ben ona izin de aldım. Geldi boynuma sarıldı odada. Serdar Hocam ben yüksek lisansı kazandım. Çok mutluyum. Dünyamı değiştirdim vesaire. Ardından yine takip ediyor. Şu an orada akademisyen. Hacettepe Üniversitesi'nde akademisyen. Benim için müthiş bir mutluluk oldu. Böyle birçok öğrencinin, öğretmenimizin, yöneticimizin dokunabiliyorsam eğer bu beni mutlu eder. İşte siz de dokunuyorsunuz. Aslında siz farkında olmadan o kadar çok kişiye dokunuyorsunuz. O kadar kıymetlisiniz ki. İşte o Doğan Cüceloğlu'nun dediği gibi depremi önleyemiyoruz ama depremde yıkılmayacak evleri yapacak kişileri yetiştirebiliriz. Yani o bizim moral liderlik dediğimiz, ahlaki liderliğimiz aslında bizim. Öğretmen de bir liderdir. Öğretim lideridir. Öğretmeni biz, hani yönetici sadece eğitim lideri, öğretimsel lider değil. Öğretmen de bir liderdir. Sınıf içi lider ve çevre lideridir. Bütün bunları söyledikten sonra o Damlama diye bir, Tarsus'un Damlama diye bir köyü var. Paylaşayım sizinle. Oraya gittik. Üçüncü sınıf. Bir de ücretli öğretmenimiz var. Öğretmen de böyle eziliyor, diziliyor bir köşede. Fizik mezunuymuş. Ama korkuyor müfettişte biliyorsun no frost olunca. Bizim biliyorsun böyle bir yönümüz var. Umacı gibiyiz. Rahat ettirdim. Dedim ki hocam lütfen rahat olun. Bak siz çok kıymetlisiniz. Ya siz olmasanız ben burada olmam. Ben size bir koçluk, bir mentorluk yapmak için buradayım. Birebir de ben size yardımcı olmak için buradayım. Dedim. Biraz rahatladı. Oradan küçücük bir çocuk. Adını hatırlayamıyorum şimdi. Ben genelde unutmam onu. Elini kaldırdı. Dedi ki bana. Üçüncü sınıf çocuğu. Sen ne biçim kitap yazıyorsun dedi.
Aynen bana böyle hitap etti. Sen dedi ne biçim kitap yazıyorsun dedi. Bizim köyde de apartman mı var? Böyle şey mi olur dedi. O zaman da genel müdür İbrahim Erdi. Şu an Danıştay üyesi. Bakan yardımcısıydı. Hemen dışarı çıktım. Dedim ki dur dedim. Suçluyu ben biliyorum dedim. İbrahim Er'i aradım. Genel müdürüm uygun musunuz? Uygunum Serdar. Ne oldu dedi. Dedim vallahi birisi beni dövecek bir çocuk. Sorumlu arıyor. Bu kötü kitaplar kim yazıyormuş? Ben de sizi onunla konuşturacağım. Dedim sesinizi dışarı vereceğim. Hoparlörü açacağım. Aç dedi. Aynen bana bağırdığı gibi ona da bağırdı. Sen ne biçim kitap yazıyorsun dedi. Köyümüzde dedi apartman mı var? O da dedi ki ya dedi bak o müfettiş dedi senin şeyini alsın. Benim bilgisayar üzerinden dedi yazışalım. Bilgisayarım mı var benim dedi bağırdı. Onun üzerine Antalya'da İbrahim Er okul kitaplarıyla ilgili köy okullarına dönüp kitaplarla ilgili yeni modüler bir program geliştirmek için orada bir çalıştay düzenledi. Bakın bir çocuk değiştirdi. Hani derler ya bir at bir nalı bir nal bir at bir çivi bir nalı bir nal bir atı bir at bir ordu bir ordu bir ülkeyi kurtardı. Fakat küçük bir dokunuşla çocuğum bana yaptı, bize yaptı. İşte o benim farkındalığımı arttırdı. Bizim derdimiz bu. Biz okullarda şunu görmek istiyoruz. Farkındalığımızı arttıran ister hizmetimiz olsun, ister çocuğumuz olsun, ister öğretmenimiz, yönetici ve veli. Bunlar paydaşlarıdır okulun. Önemli paydaşlar. Okul içi aktörler ve biz okul dışı aktörlerin aslında bu sürecin içine girmesini istiyoruz. İşte bu şekilde kendisini bilen, özgüveni yüksek, gizleyen, özgüven yaşayıp da gizleyen, bilinçaltına iten, farkına varmayan onu biz bilinç düzeyine çıkarıyoruz. Bir de her iki tarafın hiç kimsenin farkına varmadığı bir kör kendi dediğimiz kör alanlar, yuhar penceresinde. Bunlar bizim için önemli. Bunu yönetici de yapmalı, müfettiş de yapmalı, öğretmen de yapmalı. Bir slaytım daha var hemen arkasında, altında. Hocam siz slaytını açarken yine Mehmet Doğan Hocam, Esra Gürsoy Hocam'ın selamları var. Bir kimi? Öğretmen, öğrencinin adını bildiği kadar hikayesini de bilmeli diyor. Evet. Evet, aynen doğru söylüyor. Adını tabii burada. Adını, benim bir şeyim var Veli Bey. Öğretmenlerime de söylüyorum. Benim için öğretmenin ismiyle söylemek bir saygıdır. Çok özel bir şeydir o. Şırnak'ta çok sayıda öğretmenin ismiyle ve hatta onun özeliyle hatırlardım. Senin o durumun ne oldu? Nasıl oldu? Şimdi bu bir öğretmen benim için biriciktir, değerlidir. Yönetici benim için çok özeldir. Yani ben yöneticiler biz hani burada bugün bir griyotini alıp tukaka yapmıyoruz. Biz yönetici, evet bizler için çok özel şeylerdir bunlar. Hani biraz önce dedim ya yönetici kendisini eğer tanırsa, güçlerinin farkındaysa o çok şey katıyor. Sürecin içerisinde o kadar çok şey katıyor ki. Şimdi bir McGregor diye bir yönetim bilimci var. Bunu belki duymuşsunuzdur. McGregor'un XYZ teorisi var. Bu teori toplumlara, tabii toplumun durumsalına göre ve eğitimdeki durumsallık ya da görelilik temel iki ilkedir. Eğitimdeki temel ilke var. Biri durumsallık, biri görelilik. Bu iki ilkeye göre eğer McGregor'ın biz teorilerini uygularsak şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Bir okula yönetici atandı. İşte biraz önce arkadaşımızın dediği gibi yönetişimden ve eğitim liderliğinden de çok o alanı da biraz uzak olduğunu düşünelim. Geldi dedi ki ya daha önceki yönetici arkadaşından aldığı bilgilerle hareket ederek işte nedir hocam ben şu okula atanıyorum. İşte Hürriyet İlkokulu'na atanıyorum. Hürriyet İlkokulu'nda ya hocam orada hiç sorma ya. 8-10 kişilik bir grup var ki çok bela. Yani onlar iş güç yapmazlar, sürekli provoke ederler, şunu bunu yaparlar. Bir grup tamamen haşlanmış kurbağa. Ört, hani laf arasında amiyane bir tabir var. Ört ki öleyim. Yani bırak artık benden bir şey olmaz gibi. Bunu X teorisi ile açıklıyor McGregor. Diyor ki insanlar doğuştan tembeldir. Ceza ile korkutulmalıdır. Bunlar sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Konuşturulmamalıdır. Bunlar kurumun amaçlarına hizmet etmiyor. Sosyal örgüt olan okulun amaçlarına hizmet etmiyor. Bunlar amaç yönelimli değildir. Bir diğer teoride X teorisinin tam karşıtı Y teorisi diyor ki hayır
öğretmenler, insanlar, diğer paydaşlar çok iyimserdir, çok çalışkandır, her şeyi yaparlar. Bunlar asla hata yapmazlar. Bakın X teorisi ceza mantığıyla hareket ederken, ceza ile, Y teorisi de hep ödül ağırlıklı konuşuyor. Biraz bir hatırlayalım. Demiştim ya, okulların üç temel yaklaşımı var. Klasik, neoklasik, sistem. Klasik yaklaşımda tamamen bina ağırlıklı. Fiziki yapıyı koruyan, kollayan, her şeyi ona temellendiren bir anlayıştı. Neoklasik tamamen fiziki yapıyı bir kenara atalım. İnsan mutlu olmasa hiçbir şey olmaz diye. Üçüncüsü de hayır. Biz bunu sentezleyeceğiz. Yapı da önemli. Yapıyı da koruyacağız. Fiziksel insan yapısını da koruyacağız. İnsanı da mutlu edeceğiz, geliştireceğiz diyordu sistem. Z teorisi de diyor ki evet, bu insanlar arasında arkadaşla bir tutum geliştirme, fedakarlık vardır. İnsanlar evet, disiplin de ödül de insan için vardır. Hepimiz için her şeyin bir karşılığı var. Ama sonuçta kurum yararına olabilecek noktada Z teorisi takım çalışmasına yön veren, kalite çemberini önemseyen, kalite çemberden kasıt şu, toplantıları. Öğretmenler kurulu toplantıları, zümre öğretmenler toplantıları, biz bunlara kalite çemberleridir. Kalite çemberleri içerisinde her biri bir değerdir. Biz birbirimizden işbirlikle öğrenmeyle bir şeyler öğreniyoruz. Ama bazen insanlar işi safsaklayabilirler ama genelde tembel değillerdir. İyi yönleri de vardır gibi bir sentez yönetimini McGregor sunuyor bize. Bir slaytımızda bir başka nokta öne doğru gidiyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yok, tekrar aynı şeyle alalım. Bu arada Veli Bey selamlar geliyordu bana. Evet. Ben evet, onlara hocam. Teşekkür ediyorum. Hı-hı. Ben onlara teşekkür ediyorum. Bu arada bir de slaytlara da gidiyorum tabii. Kabuğunu değiştirmeyen yılan ölmeye mahkumdur. Hemen not aldım demiş Mehmet Doğan hocam. Evet, Nietzsche'nin sözüdür o. Kabuğunu değiştirmeyen yılan ölür. Bir ikincisi Sokrates'in sözü. Bir başkası da iki şeyi, evet. Slaytı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet hocam, görünüyor. Ben bir yer arıyorum, özür dilerim. Vahdettin hocam da, sayın hocam, akşam bu saatte zaman ayırıp güzel etkinliklerle zaman ayırıyorsunuz. Emeğini geçenlere teşekkür ederim demiş. Biz çok teşekkür ederiz. Emeğiniz, sizin emeğiniz çok büyük. Benim bir emeğim yok. Ben evimde böyle sıcak ortamda ne güzel bir sürü hazırlık yaptınız. Çok teşekkür ediyorum ben size. Değerli arkadaşlarım, bu benim bakanlık adına yazdığım bir kitap var. Sınıf yönetimi kitabı. O bölümü ben yazıyorum. Kolay gelsin öğretmenim kitabımızın adı. Henüz yarım o. Daha önce bahsetmiştim. Hoş geldin öğretmenim kitabını yazmıştık. Aday öğretmenlerimize adaylıkları döneminde veriliyordu. Bu da sınıf yönetimi tabii çok çok deniz derya bir konu. Bütün süreçler var içinde. Bu bir alıntı Ali Ünal'dan, Konya Üniversitesi'nde benim de arkadaşım, dostumuzdur. Eski müfettiş kökenli. Tabii o da sanıyorum dışarıdan başka bir kaynakçadan almış. Ben ondan aldığım için bilim ahlak açısından onun ismini vermek zorundayım. Kaynakçamı belirtiyorum. Bu kitaptan, benim yazdığım kitaptan bir bölüm. Okuyorum. Yuva motosikletiyle Meksika sınırına gelir. Arkasındaki iki büyük çantayı gören sınır polisi şüphelenir ve içinde ne olduğunu sorar. Yuva yalnızca kum diye yanıt verince polis, aç bakalım çantaları der. Yuva çantaları açar. Polis gidip gidip kontrol etmesine rağmen kumdan başka bir şey bulamaz çantada. Bununla yetinmeyen polis gece yarısına kadar kumu her türlü tahlilden geçirir. Ancak saf kumdan başka bir şey yoktur. Polis çantalarını Yuan'a teslim eder ve sınırdan geçmesine izin verir. Ertesi gün Yuan motosikletin arkasında iki büyük çantayla tekrar sınırda belirir. Polis Yuan'ı gene durdurur. Didik didik arar, bir şey bulamaz ve Yuan'ı serbest bırakmak zorunda kalır. Bu olay polis emekli olana kadar yıllarca devam eder. Bir gün emekli polis Meksika'da bir barda otururken Yuan'ın içeri girdiğini görür ve derhal yakasına yapışır ve şunları söyler. Senin yıllardır bir şeyler kaçırdığına eminim. Çıldıracağım. Geceler uyku uyuyamıyordum senin yüzünden. Lütfen bana anlat. Ne kaçırdığını, aramızda kalacağından emin olabilirsin. Motosiklet kaçırıyordum. Sen kuma odaklandın. Ben motosiklet. Şimdi bizim de, biz de zaman zaman örgütlerde, sosyal örgütlerde
Ama ben şunu yapacağım, şunlarla hareket edeceğim derken aslında çok ayrıntıya girdiğimizde özü kaçırıyor. Özü nedir? Özü öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin kurumun amaçları doğrultusunda birlikte takım ruhuyla ve biz duygusuyla çalışması ve onların değer bulmasıdır. Yani nedir? Empati kurmak. Empati kurmak kavramı, bunu ben bir fırsat eğitimi olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Empati kurulmuyor arkadaşlar. Empati kurmak zor bir şeydir. Benim kendimi Modamur, Elif Çatal'ın Modamur, Veli Çelik'in yerine koyabilip de geri çıkma şansım yok. Benim Veli Çelik olmam lazım. Veli Çelik'in bütün yaşadığı süreçleri, duygusal yapısını, fiziksel genotipini, her şeyini genetik bilmem. Yani sadece ben biraz bakıyorum. Biz ona diyoruz ki başkasının makus ellerini giymektir aslında. Bunun adı odur. Başkasına ait olan bir şey. Onun gibi yani %100 moda modsiz onun gibi olamıyorsun. Fakat bir an için onu anladığınızı sanıyorsunuz. Okul yönetimlerinin aslında yapması gereken noktalardan bir tanesi bol miktarda kurum içerisindeki yönetişim dedikleri arkadaşlarımızın, benim de eğitim liderliği bir tık yukarısı konulardan bir araya gelerek değişik sohbetleri yapması, birlikte planlama ve politika geliştirmesi lazım. Ama yöneticiler şunu söylüyor. Ya biz ters konuş sistemini istiyoruz. Ne demektir ters konuş sistemi? Ya biz okulda politika ve strateji uygulayamıyoruz. Yukarıdan bize emirler geliyor. Biz o emirleri uygulamak ve uygulatmak zorunda kalıyoruz. Bu tipik bir yöneticinin yapması gereken rutin ajanda işler. Buna biz rutin ajanda işler diyoruz. Yönetici bunu yapar. DSE'yi açar, cevap verir. Efendim ilden ilçeden bir şey istenmişse onu yerine getirir. Ama bizim derdimiz bu değil. Biz diyoruz ki hayır, siz bunu yapmayacaksınız. Siz okul olarak politika ve strateji geliştirip yukarıya doğru ters konu biçiminde göndereceksiniz. Bunun bir örneğini biraz önce Damlama'daki bir çocuk örneğinden. Bir öğrenci aslında bir onun yarattığı bir stratejiydi farkında olmadan. Kitap yazımı. Yani kitap yazımı ile ilgili bir çocuğun fikri yukarının fikri oldu. Yukarı oradan yeni bir strateji geliştirmeye başladı. Biz diyoruz ki okul tabanlı bütçeler olsun. Okulların personel atamasında okul yöneticilerinin ya da yereldeki ilçe il eğitim müdürlüklerinin de etkileri olsun. Tamam, gerçi şimdi öyle oluyor büyük bir biçimde ama şu olabilir mesela. Amerika'da yağma sistemi diye bir sistem var. Spoils deniyor ona. Spoils denir. Bunu işte zaten eğitime gelen her şey işletme kültüründen geliyor. İşletme kültürünü alıp biz kullanıyoruz. Ve toplam kalite dediğiniz zaman önce işletme kültüründen geliyor. Onlar da nereden geliyor? Amerika'nın tanklarından, İkinci Dünya Savaşı'na geliştirdiği tanklardan toplam kalite çıkmış. İşletme almış bunu. Biz de oradan almışız kendimize uyarlamaya çalıştık. İşte bu bizim politikalarımızı, stratejilerimizi geliştirebilmemiz için okullara bu anlamda yetki verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde biz rutin işlerin dışına çıkamayız. Hiçbir zamanda liderlik boyutumuz gelişmez. Bir başka konu yatay iletişim modeli. Nasıl ki bakanlık üstten tepeden aşağıya doğru dikey hiyerarşik bir sistemi vardır. Bunu da uygulatıyorsa bize, okulda da öğretmenler yatay iletişim modelini her zaman benimserler. Yani hocam ne olursun bu konuda benim de fikrim var. Bakın ben de bu alanda bir çalışmalarım var. Makale yazdım, eğitim aldım, işte çeşitli seminerlere katıldım. Bu konuda ben katkı sağlamak istiyorum. Ya hocam hayır, ben sizden gıcık kapıyorum. Sizin davranışlarınız, siz benim şahsıma çok kötü şeyler söylüyorsunuz. Bu böyle bir şey olmaz. Yani lider bunları yapmaz. Lider bunları alacak ve bunları bir değişim ajanı, değişimi başlatan, yönlendiren, yöneten, güçlendiren, katan, takıma mal eden, takımla birlikte iş gören kişiye biz diyoruz. Böyle, yoksa işi doğru yapma felsefesi tarihe karşı. Ya bana bir iş verildi, ben bu işi yanlış yapmayayım. Hayır efendim, doğru iş yapacaksın. Bu iş yanlış diyebilmelisin. Gidip bu iş yanlış, ben bunu yapmıyorum. Ya sen benim karşı mı geldin? Evet efendim, karşı gelmiyorum ama ben bu işi doğru bulmuyorum. Bir diğeri, çatışmayı yönetebilmesi gerekiyor liderin. Toplantıyı ve zamanı yönetebilmesi gerekiyor. Eğer bunları yapamıyorsa Peter Drucker'ın dediği gibi geleceği tasarlayamaz. Peter Drucker der ki eğitim liderleri geleceği
tasarlamanın en iyi yolu onu yaratın diyor. Yaratmak. Yani ben şunları şunları yapıyorum değil. Eylemlerle, proaktif olarak kendiniz bizzat öne atarak kendinizi çalışın, güçlendirin, fayda sağlayın. Bu alandaki yetkin kişileri işe koşun. İşe koşun, onun değerli olduğunu hissettirin. Bir diğer konu değerli arkadaşlarım. Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var. Ben her zaman hem öğretmenim hem de yöneticilerin yani eğitim liderlerinin kendilerini sürekli geliştirmesinden yanayım. Entelektüel bir birikimi olmayan bir liderin verebileceği şeyler olmuyor. Yani okuması gerekiyor. Mutlaka okuması lazım. Ve bu okuduğunu da paylaşması lazım. Vizyona dönüştürmesi lazım. Yunus Emre ne der? Her şeyin bir zamanı var. Yani mutlaka o alandayken geliştirin kendinizi. Çeşmelerden bardağı doldurmadan kor isen 1000 yıl geçse üstünden kendi dolası değil. Yani siz gidin, araştırın, bulun, kendi kendini öğrenen birey, öğrenen örgüt olamazsın. Sürekli gelişen bir gençlik var. Bizim önümüzde giden, sürekli teknolojik değişime ayak uydurabilen bir gençliğimiz var. Ve bunu işe koşabilen bir gençliğimiz var. Yeni yetişen genç jenerasyon öğretmenlerimiz var. Akademik düzeyleri güzel. Sadece akademik yani IQ düzeyinde kazanımları yok. IQ düzeyinde de kazanımları olan çok güçlü öğretmenlerimiz var. İşte bunların hızını kesmemek gerekiyor. Bunları güçlendirmek, bunları yönlendirmek, bunlara katkı sağlamak, bunların da okula her zaman söylediğim gibi olumlu bağımlılık duygusu geliştirmesi lazım. Bu okul benim okulum. Benim okulum ilkesini benimsemesi gerekiyor. Biz yıllardır eğer okul benim. Hatırlar mısınız? Rahmetli Demirel'in bir sözü vardı. Benim memurum, benim esnafım, benim çiftçim diye böyle sıralardı. Şimdi öğretmenlerin ve yöneticilerin, eğitim liderlerinin de benim okulum ilkesiyle hareket edip işte o takımdaşlık duygusunu, paydaşlık duygusunu karşı tarafı da hissettirmesi lazım. Yani bunlar bizim için önemli olaylardan bir tanesi. Evet. Şimdi demiştik ki bir okulda etkin önemli, etkin. Ben düşünüyorum etki önemli. Etkileme gücü. Yönetim süreçlerinin bir tanesi etkileme. Yetki doğru kullanılırsa evet. Ama yetkiye sürekli başvuran bir eğitim lideri ya da bir yönetici bir süre sonra o yetkinin işe yaramadığını görecektir. Çünkü yetkiye karşı bir başka strateji geliştiriyor insanlar. Çok kullanıyor bunu. İkide bir, hani amiyane olarak söyleyeyim ya da bilinen sarı zarf uzattı bana. Hocam gene bana sarı. Sarı zarf bir gün etkisini kaybetti. Zaten şimdi sarı zarf yok. Zarfları beyaz yaptık biz. Çok kullanırdık sarı zarfları önceden. Bunlar önemli şeyler değerli arkadaşlarım. Yetki kullanıldıkça aşındığı için bunu yetkiyi devretmesi gerekiyor. Bütün yetki üzerinde toplayan birisi lider olamaz. Yani lider her şeyi ben yapacağım, her şey benim kontrolümde olacak dediği zaman o zaman bir güven bunalımı yaşanır. Ya kardeşim sen her şeyi sen yapacaksın, o zaman biz gidelim de sen ne yapıyorsun yap. Giyim, kuşam, model davranışlar, konuşma, protokol, özetleyerek söylüyorum, çatışma yönetimi, risk yönetimi, efendim maliyet fayda analizi, ihtiyaç analizleri, öz değerlendirme analizleri yapabilmesi gerekiyor liderin. Bunları yapamadığı zaman lider olunmuyor. O şekilde bir durum ortaya çıkıyor. Toplantılara geldiğimiz zaman arkadaşlar biz şeyi çok görüyoruz. Toplantının maddelerine bakıyorum. Okul yönetimlerinde şunu söylüyorum. Bir sürü madde var. 64 defa söz alınmış. Bunun 46 tanesini okul yönetimi konuşmuş. Geriye kalan 30 öğretmen. Niye öğretmenler konuşmuyor? Ben bunu sorgularım. Bu öğretmenler niye konuşmuyorlar? Yani öğretmenin bir sıkıntısı mı var? Öğretmen burada ne anlıyor? Benden ne anladı öğretmen? Yani burada görevlilik ilkesi devreye giriyor. Bu sefer görevli olarak diyorum ki benim dediğimi acaba doğru anlıyor mu? Yani biz aynı dili konuşuyor muyuz? Aynı noktada buluşuyor muyuz? Biz örgütün sosyal amaçları çerçevesinde amaçlarını gerçekleştirmek için bir güç oluşturabilir miyiz?
Yani biz farklı şeylerle mi konuşuyoruz? Jargonlarımız mı farklı? Bizim eğitim terminolojisi farklı mı? Neler konuşuyoruz dediğimiz zaman ortaya başka şeyler çıkıyor. Onun için aynı dili, aynı şeyi, eğitim dilini kullanmak, aynı gönüllaştığı kurmak zorundayız. Şimdi burada bir küçük bir şeyim daha var arkadaşlar iletişimle ilgili. Evet Veri Bey, sen bu arayı dolduruyordun. Hemen dolduruyorum hocam. Bilgehan Çetinkaya hocam şunu demiş. Serdar hocamı canlı da izlemek iste, canlı da dinlemek isteriz. Yusuf Açık Yörük Müdürüme buradan duyurulur demiş. Evet. Çok teşekkür ediyorum. O zaman hocamı şöyle, o zaman hocamızı şey yapacağız. Atölye çalışması, yüz yüze eğitimler başladığı zaman onlar çok keyifli oluyor. Biz ona Serdar'ın bir atölye çalışması istiyoruz Serdar evet, hocam o zaman. Çünkü atölye çalışmalarının şöyle güzel bir yönü var. Orada birçok şeyi, sorun çözme becerileri, birçok disiplini bir arada öğrenmiş de oluyoruz. Yani sınırlı olmuyor. Hani bir de kendileri sorun çözme becerileri üzerine ben onlara tedarikçi ve moderatör oluyorum. Tedarikçi oluyorum, moderatör olarak da bulunuyorum. Böyle bir şeyde buluşabiliriz atölye çalışması. Çünkü içerisinde kafe direk dediğimiz işte pastası, çayı vesairesiyle sıkıcı bir ortam olmaktan çıkıyor. Bol etkileşimli bir ortam oluyor Serdar Hocam. Efendim? Bol etkileşimle yüz yüze tabii ki çok keyifli oluyor. İnşallah dediğimiz gibi bu zor günler biter ve sizi ağırlarız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ama burada da tarihe bir not bırakıyoruz. Çünkü YouTube kanalımızda her zaman seyredilecek, yıllarca kalacak bir söyleşiye, bir çevrimiçi seminere oluşturmuş oluyoruz. Evet. İstediği zaman yöneticilerimiz dönüp tekrar bakıp izleme fırsatı buluyor. Yani ben onların hizmetindeyim. Ben onların gerçekten samimi olarak söylüyorum. Ben onlar için çok kıymetli benim açımdan. Hani nasıl denir? Bunu biraz belki çok hoş olmayacak ama bu cümle. Ben onların yanındayım, yardımcısıyım. Her şeyim. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Şimdi şu bir okuldaki slide'ı görüyor musunuz? Slide açılmadı henüz ama. Yok, paylaşılmadı. Ekranınızı görebiliyoruz ama slide açılmadı. Öyle mi? Başka. Evet, şimdi görüyoruz. Tamam. Bu bilinen bir iletişim, okuldaki iletişim engellerinden bir tanesi. Neden böyle bir şey oluyor? Şimdi öğretmenler ve yöneticiler bazen duymak istediklerini duyuyorlar. Yani eğer onun yapılandırmacı yaklaşıma göre, burada gene bir fırsat eğitiminden bahsedeceğim. Yapılandırmacı yaklaşımı bir disiplin olarak tekrar araya sokuyorum. Yapılandırmacı yaklaşımda 3 boyut var. Bilişsel, sosyal ve radikal. İşte Piaget ile beraber başlayan. Evet bu Vygotsky, Griswold, bunların yapmış oldukları yapılandırmanın kasıt şu. Diyor ki insanlar sosyokültürel çevrelerine, daha önceki ön öğrenmelerine, öğrenme yaşantılarına bağlı olarak yeni bilgileri alırlar, kendilerine göre yapılandırırlar. Yani bu nedir? Beyinde bir şema var. Biz bunu şey yapboza benzetelim. Örneğin işte İzmir'in yanına işte Manisa falan uyar Aydın. Ama İzmir'in yanına getirip yapbozda puzzle'da Muş'u getirip koyarsanız oraya uymaz. Yani şemada da böyle eğer anlamlı bir ilişki kurabiliyorsa insan, müdürün söylediği ya da öğretmenin söylediğini, müdürün söylediğini öğretmen eğer anlamlandırabiliyorsa, karşılığı varsa, daha ön öğrenmeleriyle çelişmiyorsa yapılandırıyor. Bazen radikal yapılandırma, bu da gelenekler, göreneklerin etkisinde kalarak. Bilişsel yapılandırma da aldığı önceki ön bilgiler üzerine yeni bilgiyi inşa etme. Şimdi bu iletişimde de böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. İletişimde sizin ne dediğiniz değil de karşıdakinin ne dediği, ne anladığı önemli. Biliyorsun Mevlana'nın da bu konuda bir sözü var. Yani şöyle gidelim bununla. Şimdi bir iletişim genel müdür bir manifest, bir bildirisi var, sunuyor. Kime gönderiyor? O departmanın, o bölümün müdürüne gönderiyor. Diyor ki, yarın sabah 9'da tam bir güneş tutulması olacaktır.
Bu her gün rastladığımız bir olay olmadığı için çalışanların en iyi elbiselerini giymiş olarak gözlemek üzere dışarıda toplanmalarını istiyorum. Bu ender olayı vurgulamak için ben bizzat olayı kendilerine açıklayacağım. Yağmur yağarsa iyi göremeyeceğimiz için çalışanların kantinde toplanmaları gerekecektir, diyor. Departman müdürü aldığı emri alttaki üretim müdürüne diyor ki, genel müdürün emriyle yarın sabah 9'da tam bir güneş tutulması olacaktır. Eğer yağmur yağarsa en iyi elbiselerimizi giymiş olarak dışarıda göremeyeceğiz. Bu durumda güneşin yok oluşu kantinden izlenecektir. Her zaman rastladığımız bir olay değildir, diyor. Üretim müdürü de alıyor alttaki formele emri gönderiyor. Genel müdürün emriyle yarın sabah 9'da güneşin kantinden yok oluşunu en iyi elbiselerimize izleyeceğiz. Genel müdür yağmur yağıp yağmayacağını bildirecektir. Bu her gün rastladığımız bir olay değildir. Evet, en son durumda da üretim amiri formel, eğer yarın kantinde yağış varsa diyor ki, bu her zaman gördüğümüz bir olay değildir. Genel müdür en iyi elbiseleri içerisinde saat 9'da yok olacaktır. Şimdi bakın, burada bu iletişim baştan söylenen iletişim alta inene kadar bir takım şeylerle karşılaştı. Demek ki ilk alan, emri alan kişi iletişim boyutuyla aynı kontağı, aynı frekansı kurmadan, onu kurmadan, aynı duygudaşlığı yaşamadan bir alttakine kendi anladığını, yani kendine göre yapılandırdığını. Aslında burada bir yapılandırma da var. Peki insanlar niye böyle bir farklı bir yapılandırmaya giderler? Sizin okulda yönetme biçiminiz, yönetişim anlayışınız, eğitim liderliği anlayışınız, oradakiler eğer sizi kabul etmemişse çok da umurlarında değil. Hayır diyor. Yani ben kendimi sana kapattım. Kurumun amacıymış. Senin hanene ben artı yazdırmak istemiyorum. Biliyorum ki bir dönem daha sen müdür olmak istiyorsun ve ben bunu sana sağlamayacağım gibi bir grup, çoğunlukla da reel olarak da pratikte de biz bununla karşılaşıyoruz. Ben bunu birçok okulda da gördüm. Çok çalışkan, başarılı bulduğum öğretmenler var. Akademik açıdan da neden bir projede yoksun, neden bir çalışmanın içinde yoksun dediğimde üzülerek söylüyorum. Yani hoşuma da gitmiyor bunu söylemek. Ben bu müdür için bir şey yapmak istemiyorum. Neden? Çünkü o beni anlamıyor. O beni cesaretlendirmiyor. Motive etmiyor. Bana yol olmuyor. Bana katkı sağlamıyor. Beni yokmuşum gibi kabul ediyor. Adil davranmıyor. Ödülde bir başkasını ama cezada bize cömert gibi böyle bir sendromla karşı karşıya kalıyor. Bu çok yaygın olmasa da karşılaştığımız durumlardan bir tanesi müfettiş olarak gidiyoruz. Ama bu bizi üzüyor. Biz diyoruz ki hayır, bu kurum birlikte biz duygusuyla gelişir. Katkı sağlanırsa ancak gelişir. Tek başına bir insan kesinlikle bir şey yapamaz. Böyle bir şeyi asla yani salık vermiyoruz. Arkadaşlar lütfen yönetişim içinde, arkadaşımızın dediğini tekrarlayarak söylüyorum. Bir yönetişim içerisinde, bir eğitim liderliği düşüncesi ve bakışı, paradigması içerisinde okuldaki insanlarımızı lütfen güçlendirin, geliştirin, onun önünü açın. Bir başkası, okul yöneticilerinin büyük bir kısmının son zamanlarda özellikle bizim üniversitemiz Toros Üniversitesi'nde aldıkları bu lisansüstü eğitimler beni mutlu etti. Fakat tabii nasıl bir eğitim sürecinden geçtiler onu bilmiyorum. Bir dönem ben de oraya misafir öğretim görevlisi olarak davet edildim. Ama pandemi girdi araya. O öylece kaldı. Orada ben yüksek lisans ve naçizane doktora derslerine girmeyi amaçlıyordum. Çünkü bu eğitim bilimi açısından eğitim yönetimi denetimi bölümü burası. Bizim de tam alanımız. Hem pratiği onlarla paylaşmak hem de kuramsal açıdan neler yapılabilir. Bunları paylaşmak istiyordum. Fakat hala çok bunu özellikle onlardan istiyorum. Lisans üstü eğitimlere başvurmalarını istiyorum. Çünkü o bir güçtür. Her ne kadar puan getiriyor olsa da benim derdim puan değil. Yani yöneticiliğe atamada puan getiriyorsa değil. Çünkü biz onların hakikaten background'larını geliştireceğini düşünüyorum. Yani onlara bir katkı sağlayacak ve onlar da doğal olarak kurumu geliştirmek için uğraşacaklar. Çünkü bilgi güçtür. Kontrolsüz güç de güç değildir diyor ya bir lastik firması.
o bilginin de işe koşulması, bilginin de iyi kullanılması gerekiyor. Çağımızın tarım toplumundan sanayi toplumuna geçerken işte efendim işçi sınıfının doğması, kentleşmenin olması, ondan sonra kentleşmeden sonra bu bilgi toplumuna geçiş ve bilginin ne kadar kıymetli olduğu günümüzde ve o bilginin sadece bir yerde durması değil, kullanılması, kurumun yararına dönüşmesi bizim amacımız iken, peki benim elimdeki bu güzel kaynakları ben neden işe koşmayayım? Yani bunca değerli arkadaşlarımız işe koşma görevi bir eğitim liderinin görevidir diye düşünüyorum. Sorusu olan var mı? Ben alabilirim. Hocam, Yasin Hocam şöyle diyor. Lider okulda verilecek kazanımlardan çok geliştirilecek becerilerle ilgilenmeli bence. Sizce nasıl olmalı Sayın Müfettişim demiş. O bahsettiği öğretimsel liderlik modeli. Şimdi liderliğin çok modeli var. Kesinlikle. Yani liderin bir defa bu bilgi, beceriyle kendisinin donatılmış olması lazım. Biraz önce kastettiğim oydu. Yani lisansüstü eğitimler ve 21. yüzyıl becerileri dediğim beceriler var. Örneğin biz okullarda bu bütün programlarda ortaktır çocuklara verirken. İşte bunlar nedir? Eleştirel, yaratıcı, analitik, düşünme becerisi, bilişimi iyi kullanabilme, Türkçenin doğru kullanılması, girişimcilik ve bunlar önemli. 21. yüzyılın ve takımdaşlık. 21. yüzyılın temel becerileri bunlar. 21. yüzyılda artık bu tarz insan modeliyle karşı karşıya kalacağız. Ama ne yazık ki siz şunu görüyorsunuz. Okulda biz girişimci yetiştiremiyoruz. Girişimcilik bizim en az ya da analitik, eleştiren ve yaratıcı düşünme becerileri çok zayıf. Analitik düşünme, neden sonuç ilişkisini kurabilen çocuklarımız, kitap okuyan ve oradan yorumlama, yordama, muhakemesi gelişen çocuklarımız. Bunlar her alanda başarılı oluyorlar. Ama bir de şunu görüyoruz. Eleştirel bakma becerisi, biraz önce arkadaşımızın sorusunda olduğu gibi, işte aykırı tipler diye yaftalanıp etiketlenip, ya bunlar muhalefetler, her şeye muhalefet. Hayır, o değil. O aslında eleştirel bir bakış açısıyla kurumu geliştirmek istiyor. Kimsenin görmediği noktadan bakıyor. İşte bu müdür, öğretimsel liderlik, biraz önce arkadaşımızın sözünü ettiğim, işte bilgi beceriyi geliştirmek, kendisi önce onunla donatılacak, öğretimsel programları bilecek, programın kazanımlarını bilecek, okuldaki tüm süreçleri bilecek. Mesela bir sınıf öğretmeninin bilmesi gereken süreçleri bu eğitim liderinin bilmesi gerekiyor. Eğitim lideri o süreçlerden bir haber olmadan ona mentorluk yapamaz, koçluk yapamaz. Bizim istediğimiz, eğitim lideri okula koçluk yapmak durumundadır. Koçluk yapacak, geliştirecek. Sınıfa da mentorluk yapacak. Yani birebir de kişisel olarak karşı karşıya gelip ona iyileştirme planları yaparak onun biraz önce Yohari penceresinde gösterdiğim kör alanlarını tespit etmeli. Bakın hocam, şu alanlarda çok başarılı olduğunuzu keşfettim. Şu alanda siz farkında mısınız? Bu alanda şurada sizin eksikleriniz var, burada fazlalarınız var. Ya da hocam, işte benden saklamayın, gizlemeyin, güven bulalım, yaşamayalım. Neyse, eleştirin. Bizim yaptığımız yanlışları da eleştirin. Başka daha ne iyi şeyler yapabiliriz deyip o platformun içine sokmalı, geliştirmeli, yönlendirmeli. Mentörlük ve koçluk yapabilir. Bunun için de donanımlı olması gerekiyor. Yani sadece ajanda işleri yaparak, DYS'yi yaparak, efendim okul kayıtları, okul aile birliğini çalıştırarak, toplantılar düzenleyerek değil. Eğer bir okulda çok fazla toplantı yapılıyorsa okulda hiçbir şey yapılmıyor demektir. Sıklıkla toplantı ve toplantı çok fazla gündemle yapılıyorsa hiçbir şey konuşulmuyor demektir. 26 tane gündemi alıp da bir saatte, biz 1,5 saat gibi bir süre yapıp ondan sonra herkesin elini kaldırıp Sayın Hocam benim bebeğim evde, hastamız var, randevum vardı gibi bir takım sözlerle o toplantının amaca ulaşmadığını gösterir. Biz onun için diyoruz ki toplantı ve zaman yönetimi. İki, programın kazanımların farkındalığı yüksek olacak, bilecek. Diğer süreçleri bilecek. Okul veli ilişkilerinin nasıl yürütüldüğünü, çatışmayı nasıl yönetir. Bu çatışma sadece öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğretmen arasında ya da öğretmen-müdür arasında değil. Bazen bir velinin okula agresif bir şekilde gelebileceği, bir velinin de farkındalığının artırılması. Dört temel noktamız var bizim. Sadece farkındalık değildir. Bakın, eğitim lideri farkındalığın bir tık ötesine daha geçecek. Nasıl? Şimdi depremde olduğu gibi. Örneğin, biz depremde ne oldu? Depremde yıkıldı. İşte bilmem Emre Apartmanı, Rıza Bey Apartmanı, şu apartman, 4-5 tane apartman bize gösterildi. Dedi ki bunlar çürük yapılmış. Farkındalığımızı basın yayın bize bunu sundu. Nasıl olmuş? Yanındakiler niye yıkılmamış? Bunlar sağlammış. Peki deprem nasıl oluyor? Yatay mı?
dikey mi? Yani alttan tepeye doğru mu vuruyor? O mu daha tehlikeli? Sonra çıkıyor mesela deprem bilimciler, jeofizik mühendisleri diyorlar ki depremde şunlar, şunlar, şunlar olur. Hatta bir tanesi Profesör Övgün Ahmet Ercan İstanbul depremi 2049'da olacak dedi. Bir öngörü müdür dedik, bu bilimsel bir durum mudur? Bu bizim bir farkındalığımızı artırdı. Depreme, şu anda hepimiz bir depreme karşı bir farkındalık düzeyindeyiz. Küçücük kızımız biraz önce benim gösterdiğim ayda da toplumda bir acıma duygusu, bir ajitasyon, bir farkındalık yarattı. Ama orada kaldık. Bakın bu bittikten sonra biz bunu unutacağız. Ne olur? İkinci aşamaya geçmemiz lazım. Yani okullarda da böyledir bu. Birinci aşaması farkındalık, ikinci aşama duyarlılık düzeyi. Nedir mesela duyarlılık? Efendim biz de bir deprem olaylarını takip ederiz, onunla ilgili makaleler okuruz. Depremle ilgili filmler izlemeye başlarız, binaların durumuna bakarız. Acaba bizim binalarımız sağlam mı, bitişik binalar sağlam mı, sağlamlığı nasıl ölçür gibi. Bunun dışında merakımız artar, duyarlı hale geliriz. Üçüncüsü adanmışlık. Bu ne demek? Mesela işte çeşitli sivil toplum kuruluşları vardı. Ne vardı önceden bizim bildiğimiz? AKOT, araba kurtarma. İşte şimdi jandarmayı öğrendik, JAK. Onun dışında AFAD. Bunları öğrendik ama bunlardan herhangi birine gönüllü girip bunun eğitimlerini alarak profesyonel bir şekilde bizim çevremizde böyle bir olayla karşılaştığımızda en azından psikososyal destek anlamında mesela o küçük kıza ne istiyorsun köfte ayran dediğinde ya da bak amcam burada, baban da burada, korkma tamam mı? Benim adım Cem. Tekrara bakalım benim adım. Bu bir psikososyal müdahale hizmeti. Bu profesyonel bir durumdur. Herkes bunu yapamaz. Yani o anda spontane gelişmiş bile olsa aslında bunun background'unda bu var. Yani bunun eğitimini almış. Şimdi şoka girmiş. Hatırlar mısınız? Bir de Buse diye bir kızımız çıkmıştı. İzlerseniz. Buse'de de bir şok hali vardı. Gözleri annem diye bağırıyordu. İşte o şoku yönetmek profesyonel bir iştir. Biz bunun için birincisi farkındalık, ikincisi duyarlılık, üçüncüsü adanmışlık, dördüncüsü ve en önemlisi yılmazlık. Yılmadan yapmak lazım bunu, devamlı yapmak lazım. Yönetimde, yönetim biliminde de bu önemlidir. Bir öğretmen farkındalık düzeyi artırılabilir. Kim artırır? Oranın eğitim lideri. Bir başka paydaş artırabilir. Bir veli bir öğrenci artırabilir. Ama sadece farkındalık düzeyinde kalırsa o okuldaki süreçler gelişmez. Toplantı yapılıyor. Toplantıda sadece bir konunun ana hatlarına değiniyor. Farkındalık düzeyinde bırakılıyor. Ama onunla ilgili sorun çözme becerisi açısından öneri getirilmiyor. Hani bir söz var sanat müziğinde. Sen neşeden haber ver. Derdi herkes tanıyor. Buradaki neşe çözüm. Şimdi çözüm odaklı olabilmek için bir yeterlilik gerekiyor. Yani sizin arka bahçenizde bir şeyler olmalı ki çözüm getirebilirsiniz. Evet biz de işte bir toplantıyı farkındalık düzeyinde bırakmamak gerekiyor. Bir eğitim lideri konuştuklarını not alacak. Not aldıklarını tek tek değerlendirecek. Bu değerlendirmeleri alıp eylem planına dönüştürecek. Eylem planına dönüştürürken bütün o takımdaki arkadaşları çağırıp bakın çok önemli notlar aldık. Tutanaklarımızda yazılı. Biz bununla ilgili neler yapabiliriz? Bunu ben finansmanıyla ilgili uğraşıyorum. Bunun finansmanını arıyorum. Bununla ilgili siz çalışabilir misiniz? Bununla ilgili sizin başkanınızla bir takım kurabilir miyiz? Bunu ikinci hale getiriyor, duyarlı hale getiriyor. Duyarlılığın bir ötesinde diyor ki hadi buna kendimizi adayalım. Adayalım. Okul sosyal açık bir örgüttür. Topluma açmak lazım. Toplumun da değerlerini işte odaları, ticaret sanayi odasını, başka paydaşları işin içine katmak gerekiyor. Bunu ancak eğitim lideri yapar. Yönetici bunu yapmaz. Yönetici korkar. Ben dokunmayayım, ceza gelmesin. Aman mevzuatın dışına çıkmayayım. Mevzuattan saparsam karşımda müfettişleri ya da muhakkikleri bulurum. Okul müdürü muhakkiklik de yapıyor bu arada. Yani kendisine verilmiş bir sosyal rol model olmamasına rağmen muhakkiklik de yapıyor. O da onları çok rahatsız ediyor biliyorum. Evet çünkü uzmanlık alanları değil. Üstelik gidip bir başka arkadaşının ifadesini alıyor. Duygusal davranabiliyor. Orada nesnel davranamayabiliyor. Subjektif yargılar geliştirebiliyor. Bu da onun fizik diğer boyutlarının yani teknik yeterlik alanına bir de bunu ekledik. Biz diyoruz ki bunun teknik yeterlik alanı var. İnsancıl bölümü var. Kavramsal bölümü var. Kavramsal bölümü dediğimiz en önemli bölüm de işte biraz önce bahsettiğim bütün dışarıdaki paydaşları işin içine katmak, onları
kendi liderliğini çevrenin liderliğine dönüştürdü. Çevre onu lider olarak kabul etmeli. Ama nasıl? Giyimiyle, kuşamıyla. Yalnız bir şey söylerken benim öğretmenlerimden ve yöneticilerimden özür dileyerek beni lütfen bağışlasınlar. Bir tenzih ederek söyleyeceğim. Bu bizim gene Aytaç Hoca'nın bir sözüdür. Hacettepe Üniversitesi'nde bizim öğretmen olarak okuyoruz. Müfettişlik bölümünde. Hepsi öğretmen tabii oraya gelen. Bir arkadaşımız şu an bir yerde müfettiş. Ya sen neydin? Daha önce öğretmen. Ona soruyor, öğretmen. Orada 20 kişi varsa hepimiz öğretmeniz. Bilinçli soruyor. Ya, öğretmeniz diyor. O da bir arkadaşımıza geliyor. Herhalde kılık, kıyafet, davranış boyutuyla biraz hocanın hoşuna gitmeyince sen ne iş yapıyordun diyor önceden. Diyor ki öğretmen. Yemin et diyor. Yemin et. Şimdi gerçekten bizim eğer toplum içerisine çıkan bir eğitim lideri giyim, kuşam, konuşma, diksiyon, hitabet, iletişim, bütün bunlar temsil ettiği yerin, temsil ettiği biçimde eğer destekleyebiliyorsa bu bizim için çok kıymetli. Çok kıymetli, inanıyorum. Ben o açıdan protokol diyorum. Bir de bakın bütün saydıklarımın yanında toparlayarak söylüyorum. Tekrarlara çok girdiğimin farkındayım. Biraz önce Elif'in dediği gibi iyi niyet olduğu zaman karşılıklı özgüven oluyor. Eğer güven bunalımı yaşanır zaten orada herkes kendini kapatır. Kapatır, kurup kapalı bir topluma dönüşür. Demokratik bir örgüttür okullar, açık örgütlerdir. Ne demek? Demokratik liderlik okullarda uygulanır. Demokratik, çünkü değer verirsiniz, onun bir değer olduğunu hissedersiniz, katılımcı olur. Katılımcı bir anlayışla onun dediklerini de yaparsınız. Demokratik liderlikte bu var. Ama askeriyede bu olmaz. Kurumların özelliğine göre durumsallık dediğimiz bir yapı var. Eğitimde durumsallık ve görevlilik iki temel ilkedir. Durumsallık şu, yani duruma göre. Siz askeriyede işte 3-5 nöbeti derler. Bayan arkadaşlarım pek bilmeyebilir. Yani kapıya, dış kapıya nizamiye denir. Nizamiyede gece 3 ile 5 arası birisi. İşte sabahtan başlar. İkişer saat herkes nöbet tutar. Bir tanesi gelir. Komutan da diyelim ki demokratik tutum sergileyen bir komutan. Ya komutanım ben almasam bu görevi tutmasam olur tamam senin canın sağ olsun. Böyle bir şey olmaz. Çünkü bu liderlik türü askerin yapısına uymaz. Orası kapalı örgüt diye geçer. Açık örgüt şudur. Girdiği toplumdan alıp topluma açıkça girdi sunan bütün süreçlerini toplumla beraber yürüten yerlerdir okullar. İşte eğitim lideri de bunun farkında çevre lideri olmak zorunda. Sadece okulun lideri olursanız bir mobilya, dekorasyon, bir odayı düzenleyin, şahşahalı eşyalarla dizin. Bu böyle değildir. Değildir. Bu liderlik olmuyor. Bu başka bir anlamı var. Ama ben bizim yöneticilerimizin eğitim lideri olduklarını ve kapılarının açık olduğunu, herkesin yatay statü ile, yatay iletişim modeliyle okulun tüm süreçlerine katıldığı, kendilerinin değerli olduğu, geliştirildiği, hizmet içi eğitimlere alındığı, ödül ceza dengesinin kurulduğu, karşılıklı özgüvenin olduğu, dediğim gibi tekrarlıyorum, şeffaf, hesap verebilir, eşitlikçi ve adil bir anlayış olursa eğitim liderinden beklenen budur. İşte orijinal fikirleri destekler, statükodan uzaklaşır, işi doğru yapmak yerine doğru işi yapar. Bunlar bizim liderimizin temel misyonlarından bir tanesidir. Bundan da önemlisi okulda politika ve strateji geliştirmesini bilecek. Takımıyla beraber. Gidecek, biz bunu geliştirdik, bunu yaptık. Gitsin ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yusuf Bey'e diyecekler. Yusuf Hocam, bakın biz devamsızlıkla ilgili bir model geliştirdik. Benim çok kıymetli arkadaşlarım bunu yaptı. Haydi kızlar okula için dünya kadar para harcandı. Yusuf Hocam da orada İdil'de görevliydi. Ben o çalışmalara çok katıldım. UNICEF'in desteğiyle. Hatta kendisi de iyi bilir. İdil'in Duruköy'ünden bir çocuğumuzu o dönem Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği geldi. Anne baba okur yazar değildi. Türkçe de bilmiyorlardı. Çocuk matematik olimpiyatlarında derece yaptı. İdil'de bir çocuğumuz. Yani 7. sınıf çocuk. Hiç okur yazar olmayan bir ailenin, fakir bir ailenin bir çocuğu iken yaptı. Peki biz bunları bu şeyin dediği gibi Hasan Ali Yücel'in bir sözü var. Onu paylaşayım. Memleketimin dağlarında, kırlarında, bayırlarında, ovalarında kendi başına açıp
kendi başına solan çiçekler bırakmayacağız. İşte biz de amacımız bu eğitim lideri dışarıya dönük çevre lideri de olmak zorunda. Çevrenin de farkındalığını artırmak zorunda. Sadece okulun değil. Okulu çevreye taşımak, o sosyal örgütü çevreye tanıtmak, çevreye okula bir kimlik kazandırmak zorunda. Kuruma bir imaj, bir kişilik kazandırmak. İnsanların kişiliği gibi kurumların da kişiliği var demiştim. Kesinlikle öyle. Ben bir kuruma gitmeden önce o kurum hakkında gerçekten o kurumun etiketini bilerek gidiyorum. Yönetimlerime giderken evet diyorum. Orada bir lider var. Orada süreç doğru yönetiliyor. Orada katılımcı bir anlayış var. Demokratik bir tutum sergileniyor. Hiç kimse kendisini bir başkası öteki görmüyor. Herkes kendini değerli buluyor. Orada tükenmişlik sendromu yerine pozitif bir durum söz konusu diye biz okulları biz böyle kendi kafamızda sınıflandırıyoruz bazen. Ama bir söz var ya, bir müdür okulu kadar müdür. Bir okul, pardon ters söyledim. Bir okul müdürü kadar okuldur. Ya da bir kurum müdürü kadar kurumdur. Hani halk arasında söyler ya, işte şuna bak, şunu al. Hani o bana çok şey gelmiyor. Atasözleri bazen. Bazen ben onlara hata sözü diyorum. Hata sözü değil de başına bir hey getiriyorum. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Bu atasözü olamaz, bu hata sözü. Yani minareyi de çalması, kılıf da hazırlamasın. Kızını döven dizini döver. Niye kızını dövüyorsun? Oğlunu dövmez. Üstün Hoca'nın çalışmalarında beraber çalıştığımız sıralarda müzikle şeyi verirdim. Yaylalar yaylalar parçası var. Dolo yaylalar diye bir parça var. İşte komşu kızını zapt eyle. Yaylalar yaylalar. Bizim oğlan aşıktır. Sen oğlunu zapt etsene. Niye ben hep kızı zapt ediyorum? Böyle bir pozitif ayrımcılığın okullarımızda cinsiyettir. Efendim başka türlü etnik şudur budur birçok alanlarda zaten anayasal olarak da bu bir suçtur. Bu anlamda eğitim lideri işte adil ve eşitlikçi yaklaşımı bu açıdan görmek zorunda. Evet, teşekkür ediyorum. Bu şu ana kadar ben vır 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 konuşuyorum ama hocam babanızı şişirmedim. Yani size doyum olmuyor. Yaklaşık 2 saat oldu. Son 2 sorumuz var malum programımızdan dolayı. Birincisi sorudan ziyade şöyle söyleyeyim. Gerçek sevginin kanıtı eleştiriyi esirgememektir demiş Moyer. Evet. Eleştiriye açık olunmalı diyor. İlimizdeki okul müdürlerinin tutumlarını değerlendirmek istediğimizde topyekun birkaç şey söylemek isterseniz diyor. Ne durumdayız? Okul müdürlerine öneriler şeklinde mi? Yani ilimizdeki Deli Bey, ben sorunun son kısmını alamadım. Okul müdürü, il genelindeki okul müdürlerimizin tutumlarını değerlendirmek istediğimizde birkaç cümleyle neler söylemek istersiniz demiş. Şimdi bu politik bir soru olur benim açımdan. Ben bir müfettişim. Benim için hepsi çok kıymetli. Okul müdürlerimin birçoğuyla da tanışırım. Çok değerli, içlerinde hakikaten çok çok kaliteli, çok değerli eğitim liderlerimiz var. Hepsi benim için çok kıymetli. Ama şunu ben hep söylerim. Referansınız bilgi ve sevgi olmalı. Referansınız yani bilgi olmalı. Background'unuzda bilgi olmalı. Zaten hani nesne. Biraz önce saydım ya, adil, eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir, sorumlu. Bunun içine bilgiliyi de koyalım. Bilgili, kendisini geliştiren, dönüştüren. Bakın, dönüşümcü lider. Yani sorun çözme becerisi yüksek olan kişiler olması lazım. Buna biz dönüştürücü lider de diyoruz aynı zamanda. Yani eğer öyle olmadı mı işin içinden çıkamıyorlar. Fakat şunu söyleyeyim Veli Bey, arkadaşımıza da teşekkür ediyorum sorusu için. Biz sadece eğitim yöneticileri için değil, her alanda liyakat diyoruz. Liyakat çok önemli bir şey. Yani benim düşmanım olsun, eğer liyakatlıysa ben onun elini ayağını öperim. Benim için ölçüt odur. Liyakat. Ha şu yani politik değil. Yani bir şey kastederek söylemiyorum. Hani biraz önce demiştim ya, itaat yoluyla ve benimseme yoluyla okulda lidere bağlanma duygusu oluşur. İtaat yolu zorlayıcı liderler bunu yaratır. Zorlarlar. O da geçici olarak itaat eder. Ama en zayıf anında lideri alaşağı eder. Doğal lider çıkarlar. Kendi aralarından birini lider tayin ederler. Hep onun etrafında toplanırlar okulda. Yani okulda bir resmi formal lider varken aralarından bir tanesini seçerler. O öncü olur.
diğer çatışmayı onun aracılığıyla yürütürler. Biz okul yöneticilerine şeyden dolayı, yani nasıl bir profil var diye sorulmuş. Ben şöyle diyeyim. Evet. Profil tabii ikinci dönemini yaşayan okul yöneticilerimize de karşılaşıyoruz. Çok kaliteli, örnek alınabilecek model, rol model davranışları yüksek olan yöneticilerimiz de var. Biraz da kendini geliştirmesi gerekenler de var, öyle diyelim. Hani SWOT analizi yaparlarsa iyileştirmeye açık alanları olanlar da var. Her şeyden önce bir entelektüel bir birikime sahip olmalar gerekiyor, okumalar gerekiyor. Yani ben onlara şimdi birkaç tane son finalde birkaç şey kitap ismi vereceğim. Elimde bir benim hazırladığım Milli Eğitim Bakanlığı'na ait hazırladığım bir film vardı. Birini TRT aldı, birini Show TV aldı. Bir tanesini çay elinde çekmiştim. Senaryosu, yapım yönetimi bana ait. Öğretmenlerimiz oynadı. Birinde Bodrum Turgut Reis'te çekimini yapmıştık. Yani çok beğenilen iki eğitim filmiydi. Onu eğer denk getirebilirsem size ayrıca e-mail üzerinden atarım. Şu programda çünkü zaman alıyor. Biraz 20-25 dakika süre alıyor. Bunun ötesinde entelektüel bir birikime sahip olmaları için kesinlikle okumaları gerekiyor. Yönetim bilimi olabilir, başka alanlar olabilir. Sosyal psikoloji alanlarında olabilir. İletişim, protokol, birçok alanda kendilerini geliştirebilecek kişiler olmasını bekliyorum. Bazıları hakikaten bizim de üstümüzde aşmışlar. Bizim de ötemizde. Hatta onlardan da öğreneceğim çok şey var benim. Veli Bey, ben şu aşamada birkaç isim vereyim. Evet Serdar Hocam. Finaldeyiz zaten. Evet, şöyle eğitim bilimi açısından bizim hocalarımızdan başlayayım. Ondan sonra daha değişik kitaplar da. Mustafa Aydın'ın eğitim yönetimi kitabı var. Mustafa Aydın profesör. Bu duayendir. Hacettepe'de uzun yıllar çalışmış, rektörlük de yapmış. Bizim de hocamız rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. Aile dostumuz aynı zamanda. Hocaların hocası diye geçer bu. İkincisi Ziya Bursaloğlu'nun okul yönetiminde yeni yapı ve davranış profesör. Bunlar Türkiye'nin önemli kişileri. Necati Bey, Necati Cemaloğlu belki dert eğitim verdi değil mi? Profesör. Hocam Necati Hocam'la planlayamadık. Bir dahakine inşallah. Tamam. Necati Hocam bizim Hacettepe'den de bölüm arkadaşımız. Necati Hocam. Yani dönem arkadaşımız bizim. Profesör. Bakanın da samimi arkadaşlarım, yakın arkadaşı. Onun bir kitabı var. Etkili okul yöneticilerinin 10 özelliği diye geçiyor. Bir diğeri Mehmet Şişman ve Aytaç Açıkalın. İkisi de profesör. Bir insan olarak okul müdürü. Evet. Bunun dışında etkili liderlik eğitimi Tom Scardon'ın etkili liderlik eğitimi diye geçiyor. Bir diğeri gene Bursaloğlu'nun eğitim yönetiminde teori ve uygulama. Bu ağır dilidir. Yalnız dili çok ağırdır bunun. Ayhan Aydın'ın da bazen Osman Gazi Üniversitesi'nde çok güzel söyleşileri var. Eğitime çok eleştirel bakan birisidir Ayhan Aydın. Birçok kişi ilk tanıdığında ya bu adam ne kadar aykırı falan der ama hakikaten eğitim bir hikayedir diye bir kitabı var. Bir diğeri İvan İliç'in Okulsuz Toplum. Bir diğeri Yönetim ve Machiavelli Antonio J. yazar. Yönetim ve Machiavelli. Bir diğeri de Bir Eğitim Mucizesi O'Neill diye birisi. Bunlar benim önerebileceğim. Bu sayede bu arada okuduğum birçok kitap var da benim. Bunlar kuram, hem kuram var hem içinde teori var hem de öğretmeni yönlendiren, öğretmeni ufkunu açan, eğer yüksek lisans doktora yapacak arkadaşlarım varsa da temeli bunlar. Yani Erdem Hocam, notlarımı aldım ben, arkadaşlara ileteceğim, müdürüme de ileteceğim WhatsApp'tan, o paylaşımı yapacaklar. Bitirdik mi biz? Kapatmış olduk öyle mi? Kapatıyoruz. Son sözlerinizi alalım Serdar Hocam. Başta size Sayın Müdürüm Yusuf Açıkyörük başta olmak üzere siz değerli iki arkadaşım Elif Çatal ve Veli Çelik olmak üzere gerçekten size teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz hocam. İyi ki benim müdürlerim ve öğretmenlerim var. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Her zaman onların yanındayım. Bir müfettiş olarak
Onlardan da benim çok şey öğreneceğimi biliyorum. Umarım atölye çalışmalarında bu pandemi dönemi biraz geçer. Buluşuruz. Çok keyifli. Hocam sözünü bir... aldık atölye çalışmasının Erdemli'de galiba. Efendim evet. Erdemli'de. Erdemli'de. Bakanlıkta da bir eğitime herhalde çağrıldım. Orada farklı bir eğitim, sorun çözme becerileri diye güzel bir eğitim var. Benim orada hazırlıklarım da vardı. Afişlerim var, kendim yaptığım, oluşturduğum şeyler var. Sanırım o konuda da çağrıldık. Bir de kapsayıcı eğitim kapsamında bakanlığın bir çalışmasına yine davet edilmiştik. O arada da o çalışmalarımı sizinle paylaşırım. Çok teşekkür ederiz. Umarım video şeklinde gönderebilirim. Ben size çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Eşim de bu arada sevgilerini, saygılarını gönderiyor. Bir öğretmen olarak. Biz de ona çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Çok sağ olun. Cuma günü yine birlikte olacağız. Bu sefer öğretmenlerimizle sınıf yönetimi ve farkındalık konusunda. Veli Bey, Şırnak'tan gelen selamlar da ayrıca teşekkür ediyorum. Hocam sen... Şırnak'tan, Manisa'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan çok selamlar şeyler. Var. Manisa'dan, İstanbul'dan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum da. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu hani orada bir geçmişimiz oldu ya onlarla beraber. Evet. O açıdan dedim. Aklım Saydın'deymiş Elif'te. Tabii evet, ki Manisa'ya, İstanbul'a da teşekkür ediyorum. Gerçekten de sağlık dolu günler diliyorum. Hiç kimse hasta olmasın. Kendinize lütfen dikkat edin. Önce sağlığınız bizim için kıymetli. Çocuklarımız, siz bizim için çok değerlisiniz. Teşekkür ediyorum. Hocam biz de gönlümüz adına teşekkür ederiz tekrardan. Sağ olun. Kendinize iyi bakın lütfen. Serdar Hocam, bu kıymetli vaktinizi bizlere ayırdığınız için size minnettarız. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak size çok çok teşekkür ediyoruz. Bilgileriniz bizi güçlendirdi. İnşallah daha da güçleneceğiz. Biz öğretmenler olarak ne kadar güçlüysek öğrencilerimiz o kadar güçlü, ülkemiz o kadar güçlü ve güçlenmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir son sözle kapatabilir miyim? Buyurun efendim hocam. Bir son sözle kapatabilir miyim? Buyurun. Öğretmenlerimiz duymuyor herhalde değil mi? Onlar kapandı mı onlarınki? Ya, duyuyor sözle. Hocam herkes. Evet. Şimdi iki akıl hastası hastaneden kaçmış. Herkes suçlu arıyorlar. Akşama kadar bunlar gelmemişler. Ya niye kaçırdınız, niye kontrol etmediniz diye suçlu ararken bakmışlar ki bu iki tane akıl hastanesi geri döndü geldi hastaneye. Ha siz kaçmamış mıydınız? Biz bugün prova yaptık, yarın kaçacağız. Biz de bugün prova yaptık. Bu bir farkındalık aslında. Çünkü derin konu olunca ben yüzeysel geçmek, hani farkındalık düzeyinde söylemek istedim. Evet. Biz prova yaptık bugün. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Veli Hocam söz sizde, buyurun. Hocam tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek tamam. üzere diyorum. Sağlıcakla kalın hocam. Ayın herhalde sınıf yönetimi konumuz var. Arkadaşlar. Evet. Evet, Cuma günü hocam. O konu biraz daha içine gireceğiz sınıf yönetiminin. Yani İnşallah. Böyle değil de daha